از قضا ساکو فلال چای خامل پیتی از درگی سایدیس پاشای خوب خومه وای 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 لوال و حجی موسا بگو لوال من اخلاص بنام لوال و حجی موسا بگه خوی از به تیسز و تلافون و تیل غرافا دوزده دیوال اجنبی ها به حدیث آخو تبحثی نم وای 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 لوال و حجی موسا بگو لوال من اخلاص بنم شیش خورا دایسیه عسکر حجی موسا بگی خوه دیگران دایه غبنه دست سختت که مدالیه خوب اردان پیش یا گلو حاله گلو خسن حاله ایسریه گلو دگو حجی موسا بگی خوه دی پروت نعازبی بخواده است ناگ ناکشین دردو پنه ویتیه جاردی یقینا تجربه به عالم هبز دزانم دین محمد پیغمبر دین که اشکره اتجارا ترگای دیست پاشای خوناکم نافتن نایم سر دین اسلامیه وای 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 لول و حجی مسابق و لول من اخلاص کنم Herkese merhaba, iyi akşamlar. Amerika'ya, iyi günler Taner Hoca'ya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Robert. 24 Nisan akşamı, akşamüstü bir yayın yapmıştık. Aslında biraz da ilginç bir şekilde tam da Biden'ın açıklama yaptığı saatlere denk geldi. Biz canlı yayında açıklamayı duymuş olduk. O gün Taner Akçam'ın son kitabı Ermeni Soykırımı'nın kısa bir tarihinin yayınlandığının üstünden bir hafta geçmişti. 8. günüydü kitabın yayınlandığının. Hem 24 Nisan üzerine konuşalım, soykırım üzerine konuşalım, kayıplarımızı analım hem de kitap hakkında konuşalım diye bir yayındı. Ve sonra da aslında böyle bir yayını tekrarlamak gibi bir niyetimiz yoktu. Ama ondan önce Taner Akçam'ın verdiği bir röportaj Gazete Duvar'da Filiz Gazi'ye. Oradaki bir ifade türlü yorumlara, tartışmalara, polemiklere neden oldu. Çokça sosyal medyada tepki aldı. Köşe yazılarına bazı daha akademik yazıları da konu oldu. Biz de bu konu bu kadar büyüyünce, bu kadar biraz da ateşlenince bu yayını yapmak istedik. Taner Akçam konuyu takip etti. Yani o röportajın içinde bir cümleyle geçen konunun üzerine daha fazla gitti. Bazı kaynaklar üzerinden, belki başka bazı yeni bilgiler üzerinden de bir açıklama yayınladı. Onu da YSN salonundan geçtiğimiz pazartesi günü yayınlamış olduk. Dolayısıyla böyle, üzerine de böyle bir yayın planlamış olduk. Bugün de onu yapacağız. Yayına başlamadan önce Taner Hoca'ya su bardağını soracağım. Hocam bardağınız bu sefer nasıl bir bardak? Bardak burada sakladım o şeyi. Eyvah çok fena. Gene büyük yani.
Ama dedikodu olmasın diye küçük bir kahveymiş gibi suyumu bunun içine koydum. Hocam o da çok küçük değil ama hikaye şu, göstereceğim. Epey çevremizden de geldi. Taner Hoca'nın bardağı dikkatimizi dağıtıyor diye Kültig'in Kaan Akbulut da Twitter'da gördüğünüz, ekranda gördüğünüz yorumu yazdı. Ben de o bardak değişir mi acaba, yeni bir bardak gelir mi diye merak ediyordum ama demek ki çok da değişmemiş. Tamam. Amerika'ya her gelenin yaşadığı şok odur. Ben de ilk geldiğimde 99'du galiba ya da 2000. Ya kahve falan alacaktım. Yani normal işte biliyorsunuz kahve şöyle bir kabın içinde gelir. Bana şöyle bir şey verdiler. Burada her şeyin ölçüsü büyük birazcık. Evet. Evet tamam. Siz de alışmışsınız. Evet. Ama tamam neyse. Birazcık daha küçük bardakla fincanla devam edeceğiz. Biraz aslında zor konu, hassas. Tepkilerden de anladığımız o. Siz de gördünüz onu. Hocam ben de gördüm. Yani bir reaksiyon var. O reaksiyonu da anlamaya çalışıyoruz elbette ki. Ama o reaksiyonun içine karışmış belki milliyetçi, ayrımcı bazı sinir uçlarını da görebiliyoruz. Yani onu da söyleyelim. Bu yayını da kimseyi incitmek, herhangi bir halka dair herhangi bir genellemede olumlu ya da olumsuz bulunmak üzere yapmıyoruz. Sadece ortada bir bilgi var. Doğru olup olmadığını elbette ki kaynaklar, zaman gösterecektir. Hakikat tek değil, akademik bilgiye de öyle tek bir cümle üzerinden ulaşılmıyor. Onarıcı bir yayın olmasını, meseleye yaklaşmamızı, daha iyi anlamamızı sağlayıcı bir yayın olmasını dileyerek ve o amaçla yapıyoruz. Bunu söylerken epey hakaret ve ötesine geçen tepkilerle de karşılaştık. Daha çok siz tabii ama ben de hatta yayın evine de hiç daha alışık olduğumuz şeyler değil ama yayın evine de gelmişti. Yani Aras Yayıncılık bu tip şeylerden biraz ağır kalıyordu. Bu yayında da şöyle diyoruz, yani YouTube üzerinden yayınlıyoruz bunu ve yorum yapmak serbest. Facebook'tan da yayınlanıyor, Twitter'dan da yayınlanıyor. Bizlere, Taner Hoca'ya, bana gelen hakaretlere dair bir şey yapmayacağız. O yayın yorumlar aynen orada duracak. Arkadaşlarımız kuliste bu yayını düzenliyorlar. O yorumlara dokunmayacaklar ama ırkçı, ayrımcı yorumlar geldiğinde kimsenin de topluluk olarak incinmemesi için insanlar çünkü gerçekten üzülüyorlar bu tip şeylere. O tip şeyleri, ırkçı, ayrımcı, şiddet çağrısı yapan yorumları ise bloklayacağız, kapatacağız. Onu da şimdiden söyleyeyim. Serbestsiniz yani, hakaret edebilirsiniz. Ama tabii biz daha çok işin bilgi ve yorum ve soru kısmıyla ilgiliyiz. Soruları da zaten ekrana vereceğiz. Çok uzattım başlangıç için ama hocam size döneceğim. Röportajı bir hatırlayalım. Yani siz nasıl bir röportaj yaptınız? Hangi ortamda gerçekleşti? Röportajın içeriği neydi? Röportajı yeniden okuduklarında insanlar göreceklerdir. Bir tek merkezi mesajı var. O da geçmişte Ermeniler, bugün Kürtler. Bütün bir özet budur ve ben bir tek Gazete Duvar'a verdiğim söyleşide değil, daha o sırada kitabım hakkında yaptığım bütün konuşmalarda altını çizdiğim ana mesaj ve bütün konuşmalarda bu başlık olarak da verildi. 19. yüzyılda Ermeniler, şimdi 21. yüzyılda Kürtler. Ve bu paralelliği kurmaya ve anlatmaya çalıştım. Onun için de onun içinden iki cümlenin seçilip çıkartılmasının bir tesadüf olmadığını bilmesini isterim insanların. Burada bir tek bu 132 imzayla değil, sosyal medya üzerinden de inanılmaz bir linç kampanyası yapılmasının nedeni, bana göre Biden soykırımı kabul ettikten sonra bunun hesabını Taner Akçam'a çıkartma çabasıdır. Daha sonra bunları konuşup örneklerini vereceğim. Bu Taner Akçam'ı ve iddialarını ve söylediklerini geçersiz ve anlamsız kılmaya yönelik bir linç operasyonudur. Bir aydının, bir akademisyenin düşüncesine yönelik bir linç operasyonudur. Başka hiçbir şey değildir. Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Ben dersimle, arkadaşlarımla dersim sözlü tarih projesi yapıyorum. Dersimler aranarak Taner Akçam Alevi dedeleri ilk gece hakkını kullanıyormuş. Ne diyorsunuz diye propaganda yapıyorlar bu insanların arasında. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim ilk gece hakkı
üç kelimesi rahmetli Hrant Dink'in kirli kan kelimesine döndü ve aynı muameleyi yapıyorlar ve bu özgürlüğe, özgür düşünmeye, akademik fikir özgürlüğünü geliştirmeye yönelik açık bir saldırıdır. Başka hiçbir şey değildir. Hocam bu özellikle Biden ve o saldırı kısmına mutlaka dönmemiz lazım. Onlarla ilgili notumu aldım. Ama bir alıntıya dönmek istiyorum. Yani sizin dediğiniz cümleyi bilmeyenler olabilir ya da unutmuş olurlar ya da bir bağlamına oturtmak anlamında oraya bir dönelim. Bu arada ben yayının başında söylemeliydim, unuttum, özür dilerim. Yayınlara biz böyle bekleme müziği gibi bir müzikle ve mümkün mertebe konuyla ilgili bir müzikle başlıyoruz. Soranlar da olmuş. Bilenler biliyor, Gülizar yani Güle, Gülo ya da Kürt bağlamında Kürt Musa Bey tarafından, Kürt dememe gerek yok, Musa Bey tarafından kaçırılan 14 yaşındayken bir Ermeni çocuğu diye demek gerekiyor, Ermeni kız çocuğu. Onun hikayesi zaten Aras Yayıncılık'tan da kitap olarak yayınlandı. Hacı Musa Bey, Gülo ve Fle, yani Fle, Ermeni Gülo ve Hacı Musa Bey Sıtran'ı söyleyen Serkan Kanireş, Denkbeş, onun ses kaydını dinlemiş olduk. Bir ilk gece meselesi değil ama bir kız çocuğunun kaçırılması meselesi. Belki Gülizar'da çok bilinen bir örnek olduğundan oraya döneriz. Şuydu, yani Filiz Gazi size Osmanlı hakimiyeti altındaki milletlerin, halkların hürriyetlerinin teminat altına alındığı söylenir. Resmi tarih bu yönde söz üretir. Müslüman Türk hoşgörüsünden bahsedilir. Hristiyanlar Müslümanlardan ayrı olarak sosyal hayat içinde nasıl konumlandırılmışlardı? Hukuki eşitsizlikler nelerdi diyor. O cevabın içinde söylediğiniz Hristiyanlara biçilen yer ikinci sınıf vatandaş olmaktı. Korkunç bir örnek vereyim. 19. yüzyıl feodal toplumunda örneğin Kürt bölgelerinde Kürt ağaları Ermenilerin, evlenen Ermenilerin ilk gece hakkına sahiplerdi diyorsunuz. Ben böyle, biz 2-3 haftadır alıştık ilk gece hakkı, ilk gece hakkı ama kelimeler masum değiller ve kelimelerin içeriğinde bazen çok tekrarladığımız için unutuyoruz. Yani hem kelimeyi hem kavramı hatırlamak adına ilk gece hakkıyla kastedilen nedir ve nasıl bir tarihsel bağlamda siz bunu kullandınız diye sormak istiyorum. Birincisi, benim orada anlattığım, bütün bir yazı içerisinde anlattığım 19. yüzyılda Ermenilere yönelik yapılan haksızlıkları boyutunu tarif etmek. Bu boyutu iki boyutta anlattım. Birincisi vatandaşlık, eşit vatandaş sayılmamaları boyutundaydı. İkincisi o sırada aklıma gelen kadına yönelik şiddettir ve kadına yönelik şiddetin örneklerinden bir tanesidir bu. Ve başka örnekleri de orada anlatabilirdim. O sırada o örneği kullandım. Burada altını açıklamamda da söylediğim gibi tekrar etmek isterim. Bu bir gazete görüşmesi ve Türkiye'de nasıl bugün, şimdi sizle sohbet ederken de bu ülkede erkekler kadınları öldürüyor dersem, bu nasıl ki bir konuşma sohbetinde normal bir şeydir ve bütün erkekler bütün kadınları öldürüyor diye erkekler ayaklanıp imza toplamayacaksa da, o da bir örneği vermek ve anlatmak için kullanılmıştır. Yaygınlığını bilmem, araştırılarak bulunup çıkartılacaktır. Ama konteksti yeniden koyuyorum. 19. yüzyıl boyunca Ermeni kadınların, kız çocuklarının düğünlerin basılması, kaçırılmaları ve tecavüz edilmeleri sistematik bir kurumdur, kurumsallaşmıştır. Ben bunu anlatmaya çalıştım, bunu da anlatmaya çalışacağım. Bir paragrafla, bir parantez açarak da söyleyeyim. Eğer merak eden insanlar varsa, bunu zaten görecekler önümüzdeki aylarda ve yıllarda, 1871 yılından itibaren özellikle Hrimyan Hayrik'in patrik olmasıyla birlikte İstanbul Patrikliği sultanlık makamına yıllık bazda raporlar yollamışlardır. Bu raporların içerisinde en önemli maddelerden bir tanesi kız çocuklarının kaçırılmaları, kadınların kaçırılmaları, düğünlerin basılıp ilk gece hakkı diye tanımlanan şeyin bir uygulama olarak yapılmasıdır.
Bunu zaten daha sonra zannediyorum konuşacağız. Ben çünkü bu ifadeyi kullandığımdan bu yana konu hakkındaki bilgim epey arttı. O bilgimi şimdi kullanmak istemem. Yani daha sonra anlatmak isterim neler. Ben size soracağım. Yani açıklamanızda da eklerde de verdiğiniz bilgiler var ama ben de daha iyi anlayabilmemiz adına soracağım. Şunu daha iyi anlamak istiyorum. Yani sanırım yani Kürt tarihini, Ermeni meselesini çalışanlar, Türkiye tarihini çalışanlar, bilenler 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, soykırım zaten bu dediklerinizi mantıken aslında reddetmiyor olsalar gerek. Yani reddediyor olursa da aslında bir hakikati reddetmiş olacaklar. Ama bu gelin düğünlere müdahale edilmesi, genç kızların kaçırılması, kadınların kaçırılması, bazen sürülerin, malın, mülkün el konulması, kaçırılmaları gibi durumlara karşı çıkılmıyor. Ama karşı çıkılan bir ifade, net ifade, ilk gece hakkı. Bu özellikle buna karşı çıkılmasın. Yani başka bir şey deseydiniz 132 kişi Kürt aydını tırnak içinde diye kendilerini öyle ya da haberlerde öyle sunulduğu için söylüyorum. 132 kişi siz tecavüz ya da benzer az önce kullandığınız ifadeleri kullansaydınız böyle bir açıklama yapmayacaklardı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Emin değilim böyle bir açıklama yapıp yapmayacaklarından. Bundan gerçekten emin değilim. Çünkü bu son derece erkek egemen bir bakış. Kusura bakmasınlar. Bir kadının gözüyle baksınlar bir olaya. Bir cümle okuyayım size. Yani çalıştığım için bu konu üzerine birazcık. Şimdi 1903 yılında Ahtamar piskoposu, o zaman Hrimyan Hayrik Katolikos olmuştur. Ona bir mektup yazıyor. Diyor ki 1903'te, bunun gibi yüzlercesi var, onu da söyleyeyim. Diyor ki şeyh köyleri ziyaretinde istediği kadın veya kızı alıp götürüyor. Günlerce, haftalarca yanında tutuyor. Çoğunu da saklıyor. Hulamlar Ermeni köylüsü sayesinde yaşıyorlar. Üstelik onlar için hangi eve girerlerse girsinler tecavüz edemeyecekleri aile kutsaliyeti yoktur. Kutsiyeti yok. Aksi durumda ya öldürüyor ya da kaçırıyorlar. Şimdi kadın gözüyle bakın. İlk gece hakkına bu kadar öfkelenen insanlar, bunu bir hukuki bir kurum olarak düşündükleri için muhtemel itiraz ediyorlar. Peki bir gece değil de haftalarca evde zorla tutulan, haftalarca zorla tecavüze uğrayan kadınlar için bu uygulamadan hangisi daha kötü? Burada erkek gözüyle baktıklarının farkındalar mı? Burada kadın gözüyle baksalar bu şiddetin, kurumsallaşmış şiddetin, kadınların evlerde haftalarca, günlerce tutulmasının çok daha vahim, çok daha ciddi, çok daha kötü bir şey olduğunu anlamayacaklar mı? O zaman normal bir mantık, benim bu örneğimden hareket eden bir mantık, ayağa kalkacağı yerine ya bu kadınlara da bayağı kötü şeyler yapılıyormuş, başka neler yapılıyor acaba diye baksalar daha iyi olmaz mıydı? Bir tek ben değil, yani 2015 yılında ben de sonradan öğrendim. Anje Dikme, kadıncağız her yıl bağırıyor, ben gördüm diyor, ben dinledim diyor, ben biliyorum diyor. Ama bir erkek ve bir Türk söylediği için insanlar öfkelendi belki. Bunu söyleyen insanlar var, duymuyorlar ki bunu. Yani ben öfkenin bu üç kelimeden kaynaklanmadığı inancındayım. Çünkü bir genelleme yapılmaması gerektiğini ben diğer röportajlarımda da söyledim. Bunun örneklerini de sonra vereceğim size. Ben bu konuda genellemelerin yanlış olduğunu da söyledim. Rahmetli Hrant'ın kirli kanı gibi çıkartıldı bu ortaya ve bunu ortaya çıkartanlar bilinçli bir kampanya yürütüyorlar. Bu fikir özgürlüğünün boğulmasıdır ve burada yeri gelmişken bunu ilk hisseden, İlk gören insanın Dücane Cündüoğlu olduğunu söylemek isterim. Ve ona hakikaten buradan teşekkür de etmek isterim. Ne bizim konuları bilir, ne alakası vardır. Yani benim deyişiyle nehrin öbür yakasındaki bir insandır. Ve onu konu ilgilendirmedi çok. Bu konu hakkında bu üç kelimeyi kullanmış veya bir görüşmede bunu ifade etmiş bir akademisyene karşı bir imha kampanyası. Sen öyle düşünemezsin. Nasıl düşünürsün? Düşünürsen suç işlersin, ihanet ediyorsun, Kürt halkına hakaret ediyorsun
diye kampanya açılmasına karşı çıktı. Sorun bu. Bakın arkadaşlar, ben 301'den yargılandım. Yani bunların örneklerini vereceğim ben şimdi. Ben 301'den yargılandım. Türklüğe hakaretten yargılandım. Türklüğe hakaret ettiğim için ben mahkemelerden mahkemelere sürüklendim. Benim toplantılarım basıldı. Beni dövmek istediler. Ölüm tehditleri verdiler bana Türklüğe hakaret ettiğim için. Şimdi hayda, Kürtlüğe hakaret ettin diye bir takım insanlar ortaya çıkıyor. Bence bu son derece tehlikeli ve bunun hakikaten durdurulması gerekiyor. Ve ben zaten bu imzacıları, imzayı toplayanlarla diğer imza atanlar arasında ayrım yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bunu örnekleriyle de zaten göreceğiz. Çünkü imza atanlar da kandırıldılar. Kaldırılan insanlar kendilerine uygun düşeni yaparlar. Ama bu kampanyanın, eğer biz bu tarih üzerine konuşmak ve buradan düzgün bazı sonuçlar çıkartmak istiyorsak, bu kampanyanın durdurulması gerekiyor. Tartışmak, evet. Konuşmak. Hocam şöyle, yani bir kampanya yok zaten, hani bir takım saldırılar vesaireler var ama bu imza toplanan bir kampanya değil. Yani toplanmış, bir basın açıklaması şeklinde medyayla paylaşıldı ve orada da durdu görünüşe, bir ses çıkmış oldu. Ama yine o açıklama metnine dönersek benim de söylemek istediğim birkaç şey var. Sizin söylediklerinizden yine ben notlarımı aldım, soracağım. Bu iddiayı absürt bir iddia olarak niteliyor. Yani o ilk gece hakkı meselesini. Ben yine sizin dediğiniz akademik bilginin üretimi ve sözün özgürlüğü konusunda bu absürt bir şeyden yola çıkarak, absürt bir iddiadan yola çıkarak imza toplamak ve işte Kürt ve Ermeni halklarından sizi özür dilemeye davet etmek gibi bir şeye nasıl varıldı? Onu anlamıyorum. Çünkü akademik bilgi bu imza metnini imzalayan ya da hazırlayan arkadaşların pek anlamadığını düşündüğüm bir şekilde doğrular ve yanlışların bazen iç içe geçebileceği bir şekilde işler. Yani siz pekala yanlış bir iddiayı da dile getiriyor olabilirdiniz. Bir gerçekliği olmayan bir iddiayı da dile getirebiliyor olurdunuz. Ama bunun gerçek olmadığını öğrendiğiniz anda hatanızı kabul edip yolunuza devam edebilirdiniz. Çünkü söylediğiniz söz sadece bundan ibaret değil. Bu mümkün. Kaynağınız yanlış olabilir. Kaynağınız yanlış aktarmış olabilir. Siz de bütünün parçalarında kim bilir kaç bin buna benzer cümleniz ve iddianız var. Onun içinden birkaç tanesinin yanlış çıkması pekala normal olur. Dolayısıyla nasıl oldu da oradan özür dilemeye davet edildiği ben anlamıyorum. Ve orada aynen benim de tespitim sizin, yani o ataerkil bakış açısı herhalde. Ama bunun içine mutlaka milliyetçiliği, bir tür milli gururu, yani Kürtlükle ilgili bir gururu da katmak gerekiyor. Çünkü bizde böyle şeyler olmaz yaklaşımdan hareket ediyor. Yani neredeyse o ilk gece hakkı, ne bileyim, tecavüzden, kız, kadın kaçırmaktan farklı bir şekilde bir tür namus mu ifade ediyor acaba, bilmiyorum. Acaba o mu kabul edilmez görünüyor, başka şeyler kabul edilebilir görünürken diye düşündüm. Kaldı ki şu daha ziyade beni de tırnak içinde bir Ermeni olarak şey yaptı. Açıklamada şu söyleniyor. Kürt ve Ermeni halklarının tarihi hakkında pek çok şey söylenmiştir. Ama bu söylenmemiştir, bu kadarı olmamıştır gibi bir şey söylüyor. Ben bu imza toplayan arkadaşların hani Kürtler, Ermeniler, Ermeni kadınları kaçırılmaları vesaire konularında o zaman o kadar çok şey söylediyse, siz de Kürt kimliği içerisinden böyle bir şeyi söylüyorsanız o zaman bari o anlamda öz eleştirel bir şeyler söylemelisiniz gibi geliyor bana. Yani entelektüel sorumluluk bunu gerektirir gibi geliyor. Yani diyelim ki ilk gece hakkı geçerli değildi, yoktu, yaygın değildi veya böyle bir uygulama yoktu. O zaman tecavüzler, tacizler de mi yoktu? O yok olunca hepsi mi yok oluyor? O zaman Kürt kimliği içinden konuşan birilerinin buna dair en azından evet bunlar olmuştur demesi gerekmez miydi gibi soru işaretlerim var. Ama burada kampanya ile ilgili kısmı ben de şimdi biraz uzatmış oldum. Kesmek istiyorum bir anlamda. Çünkü başta dediğim gibi ben bilgiden ve gerçekliğe ulaşma çabasından en azından çok uzaklaşalım istemiyorum. Yani polemik ve polemiğin dışına çıkıp gerçeklik neydi? O yüzden de sizin araştırmanız ve bulduğunuz şeyler tabii ki önemli ve oradan da insanlar bir kanaat oluşturacaklar. Yani ikna olacaklar, olmayacaklar belki. Dolayısıyla ilk gece hakkını siz öyle bağlayayım.
Lazar evi kaynak gösterdiniz. Daha sonra yaptığınız tepkiler üzerine Facebook'tan yaptığınız bir açıklamada ve bunun üzerine de açıklamada yine oraya dönelim. Yani toplanan imzada Lazar evde böyle bir bilgi yok dendi. Siz de bunun aksini ispat ediyorsunuz. Bu kısmı biraz anlatabilir misiniz? Yani Lazar yani evde var mı yok mu ilk gece hakkına dair bir ifade? Şöyle ben söyleyeyim. Ben bunu ilk önce Stefan Avsturyan, Dikran Kalaycıyan ve Ron Suni adlı 3 Ermeni akademisyen de gördüm. Hangi dipnotu kullandıklarına da çok bakmadım o sırada. Ben bu 3 akademisyene de çok güvenirim. Bunlar iyi akademisyenlerdir. Hatta okumalarımdan sonra fark ettim ki yeniden baktığımda Ron Suni 2015 yılındaki ikinci defa kavramı kullandığında ya buna bir de oryantalistlerin bakışı olup olmayacağı noktasından da bakmak lazım gibi bir şey kaydı da koymuş. Ben bu 3 akademisyenden gördüğüm bu bilgiyi demin söylediğim gibi kadınlara yönelik şiddetin bir örneği olarak kullandım ve daha sonra da bu olmamıştır saldırısı gelince açtım Lazar eve baktım. Lazar evde gösterebilirsiniz aslında bunlar var. Şimdi burada ben bir pattern... Bir dakika hocam unutmayın diyeceğinizi. Çok özür dilerim. Lazar evde varı şey yapmak için. Yani siz söyleşide söylediniz. Üzerine imza toplandı ve Lazar Ev'in Rusçadan, Rusya'ya yazılmış bir kaynak, Kürtçe'ye çevirmeni de referans göstererek Lazar Ev'de böyle bir bilgi olmadığı, dolayısıyla sizin yalancı olduğunuz söylendi. Siz de daha sonra işte yazdığınız yazıda ve açıklamada bunun Lazar Ev'de yer aldığını söylediniz. Ben Lazar Ev'de nasıl yer aldığını göstermek istiyorum. Yani onun üzerinde konuşalım istiyorum. O alıntıyı tabii bir göstermek istiyorum. Siz üzerine konuşabilirsiniz. Bu kitabın ikinci baskısı, 64'teki baskısı da var elimizde. Ama orada dipnotlar daha karmaşık diye bunu aldık. Rusçası. Evet. Bu da Türkçesi. Ben bunu okuyacağım izninizle. Kürt feodaller haklarından tamamen mahrum bırakılmış Ermeni köylerini acımasızca sömürüyor ve eziyorlardı. Türk Kürdistan'ında ve Batı Ermenistan'da serflik oldukça ağır ve tıpkı ortaçağ biçimlerinde gelişmişti. Rusya Van Konsolos Yardımcısı Tumanski 20. yüzyılın başında şunları yazar. Sasun kazasında Ermeniler bütün hukuki sonuçlarıyla Kürtlere neredeyse serflik ilişkileriyle bağlılar. Her Ermeni bir Kürt'e tabi ve ona yıllık bir kira, hafir ödemek zorunda. Kürtler serflerini paraya ihtiyaç duyduğunda satıyorlar. Bir serf bir Kürt tarafından öldürülürse öldürülen serfin sahibi öldürülene ait bir serfi öldürerek intikam alıyor. Bir kısım beyler Ermeni köylerinde İlk gece hakkı bile tesis etmişler. Burada 61. dipnot bir Rus arşiv belgesine dayanıyor. 4 Mayıs 1901 tarihli. Lynch ise bir seyyah İngiliz. Ermeni serfler altınla satın alınan anlamına gelen Zerkuri olarak adlandırılıyor. Ve serflerin satışı ve alınması üstünde yaşadıkları ve çalıştıkları toprak ile birlikte gerçekleşiyordu diyor diye bir alıntı bu. Ve burada hani var olmadığını söylediği imza metninin kaynakta olduğunu siz gösteriyorsunuz. Kaldı ki bu Kürtçe'ye çevirisinde de var aslında. Şimdi iki ayrı bölümü ayırmak isterim. Birincisi Lazarev ve Kürtçe, Lazarev'in Kürtçe ve Kürtçe çevirisi ve diğer Ermeni akademisyenlerce kullanılması. İkincisi Lazarev'den sonra benim bu konuya ilişkin bulduğum diğer kaynaklar. Açık ki bir metodolojinin bilinmesinde fayda var. İnsanlar bunu anlamak istiyorsa. Ben 40 yıldır bu işle uğraştığım için biliyorum. İlk önce yalan söylersin. Yalan söylerken de Taner Akçam'a, Taner Akçam bilgi tahrif ediyor dersin. Taner Akçam kaynak tahrif ediyor dersin. Arkadaşlar ben bunları yaşadım. Ben bunları 1990'dan beri yaşıyorum. Ben Türk milliyetçileriyle yaşıyorum bunu. Her Allah'ın günü. Onların sistematik bir çalışma tarzı vardır. Birincisi derler ki Taner Akçam belge tarif ediyor. Yalan söylüyor. Belgeyi suratlarına çaparsın hemen onu unuturlar başka konu bulurlar. Ama bu sefer de işte buradan örnek vereyim Kürtleri suçluyor soykırım için.
Sanki hiç o Lazarev işi olmamış gibi başka alana kayarlar. Bu değişir. Şimdi Kürtleri de suçlamadığım gösterilirse başka bir alana kayarlar orada da. Bu inkarcılığın sistematiğinde ve mantığında var. Birincisi bunu herkes kafasının içerisine koysun. Lazarev bunu kaynağında kullanmış. Dolayısıyla o konu halledildi. Asıl ilginç olan Lazarev internette mevcut. Kürtçesi de var çevirinin. Şimdi düşünüyorum, bakınız, böyle bir kampanya organize edeceksiniz. Organize eden kaç kişidir bilmiyorum. 5 mi, 10 mu, 15 mi? Böyle bir kampanya organize edeceksiniz. Ve en büyük teziniz ne olacak? Ya biz bu kitabı Kürtçe'ye çevirenle konuştuk. O da bize dedi ki, vallahi bu yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şeyle bir insana karşı, bir akademisyene karşı kampanya yürütülür mü? Ayıp değil mi? Yani çoğunuz kendinizi araştırmacı, hatta içlerinde profesör olduğunu falan iddia edenler var. Ya insan bir şey demez mi? Ya arkadaşlar, böyle bir iddiada bulunuyoruz da şu kaynağa bir bakalım. Yani internetten indirecekler, başka bir şey değil. İnternetten bile indirmeyi düşünmedikleri bir kaynağı bir tane çevirmen bana dedi ki, ben bir şey söyleyeyim burada bizi dinleyenlere, ya Avrupa'da ve Amerika'da da liselerde, Türkiye'de okutuluyor mu bilmiyorum, bilgi teorisinde, bilgi teorisi dersleri verilir. Denir ki amcam dedi ki, halam dedi ki, teyzem dedi ki diye argüman yapmayın. Yani böyle bir kaynak kullanmayın. Bunlar koca koca insanlar. Çevirmen bize dedi ki üzerinden bir kampanya, karalama kampanyası yürütüyorlar. Ve şimdi bunun olmadığı ortaya çıkınca oh, sanki hiçbir şey olmamış. Peki hocam, burada çevirmenle ilgili de ciddi bir durum var. Yani burada tekrar gösteriyoruz. Bu az önce kapağını gördüğümüz Kürtçe baskısından kitabın, ki Stockholm'da, yani Kürt diasporasında yayınlanmış kitabın Kürtçesi. Ve orada da bu kitabın içinde 42. sayfada söz konusu. Az önce okuduğum, Türkçesini okuduğum bölümün Rusçadan Kürtçe'ye çevrilmiş hali var. Ama çevirmen bunun olmadığını söylüyor. Ama çevirmenle de ilgili vahim bir durum var. Siz onu da tespit etmiş olun. Çevirmen kitabın çevirmeni değil. Ya böyle bir skandalı düşünebiliyor musunuz? Bunu anlatır mısınız biraz hocam bilmeyenler için? O da internette. O da internette. Yani sonuçta ben bu konu yapılınca üstüme, yani Lazarev'de yok, Kürtçesinde yok, çevirmen dedi. Allah Allah dedim ya, yani ben, yani ne Ron Suni ne Stefan Avsturyan, ya bunlar böyle hata yapmazlar. Sonuçta Rusça aradım, internette indirdim. Rusça bilen arkadaşlara sordum. Ben Rusça bilmem. Dedim ki ya şuna bir bakın. Dediler ki ya bir tek 64 değil, bir de 72 vardır. İşte Stefan Avsturyan 64 baskısını kullanır. Ron Suni 72 baskısını kullanır. Ve bu baskıları indirdikten sonra araştırmaya devam edince Ermenistan'dan bazı arkadaşlar dediler ki ya, yani bu adam araştırmacı da değil, biz biliyoruz bu konuyu, çevirmen de değil. İnternette sonuçta buldum ki, ve üstelik Kürtçe, yani hem Kürtçe hem Rusça olarak mevcut. Kitabın gerçek çevirmeni, adamın şimdi ismi birden aklıma gelmedi, Amerika Serdar galiba. Amerika Serdar. Sayfa kurmuş ve olay da şu, Rusçadan kitabı Kiril alfabesine çeviriyor, Kürtçe'ye, ve şu anda çevirmen olduğu iddia edilen kişi de bunu Türk şey yapmak, Latin alfabesine aktarma görevini üstüne alıyor ve daha sonra kitap çevirmeninden habersiz basılıyor. Onun üzerine Amerika Serdar bir Kürdoloji Enstitüsü'nde bir kuruma başvuruyor ve kurum bir komisyon kuruyor. Komisyon bir rapor yazıyor ve raporda diyorlar ki bu kitabın çevirmeni diğer kişi değildir. Niçin? Çünkü Serdar Bey bütün şeyleri, kendi el çevirmelerini götürüp komisyona teslim ediyor. O raporu da ben gösterecektim, hazırlamıştım aslında ama burada nedense şimdi bizim platformda bulamadım. Bir hata olmuş olmalı ama YSN Salonu web sitesindeki Taner Akçam'ın yazısının alt bölümünde ekler kısmında o raporun kendisi de var. İlgili başka bilgi ve belgeler de var. Meraklı olan, görmek isteyen o raporu da Kürtçe rapor. Dolayısıyla oradan görebilir. Yani şu anda şunun altını çizelim.
bu imza atanları bir kenara bırakmak isterim. Çünkü bu insanlar kandırılmış olabilir. Hakikaten demin senin söylediğin gibi yani Kürtlük onuruna hakaret edildiği gibi bir duyguya kapılmış olabilirler. Veya arkadaşlarıdır, güveniyorlardır. Ya hakikaten var mı böyle bir şey? E tabii bak bu da kanıtı diye kendilerine bu sunulmuştur. Ve onlar bir şekilde istemedikleri bir sürecin içine sokulmuş oldular. Bence bundan sonra benimle konuşmak ve benimle tartışmak istiyorlarsa ilk önce biz Taner Akçam'dan kaynakları tarif etti dedi. Dediğimiz için özür dileriz. Biz yanlış söyledik. Biz buna imza atan arkadaşları da yalancı duruma düşürdük. Herkesten özür dileriz demeliler. Sanki bu iş olmamış gibi yeni sözlerle, yeni iddialarla başka saldırılara devam etmesinler. Bunu Türk inkarcıları yaptı, yapıyorlar. Dolayısıyla şurada artık gelinen noktada şunu söyleyelim ve kendi konuşmamıza geçelim artık doğru dürüst. 132 insanın bana yönelik yönelttikleri iddia asılsızdır, yanlıştır, yalandır. Bana özür borçludurlar. Ben gördüğüm, bildiğim bir kaynağı kullandım, doğru kullanmışım ve ben ayrı etende 17 tane benden önce, şimdi daha da geldi aslında, 20'ye yakın kaynakta bunun kullanıldığını gördüm, biliyorum. Bunlar ortada. Peki bunların hepsi yanlış olamaz mı? Ben kaynaklara geleceğim hocam. Onunla ilgili soracağım soru var ama şunu sormadan geçmek istemiyorum. Yani inkarcılık lafını kullandınız. Ben buna katılıyorum. Zaten fikrimi de söyleyeceğim. Yani katıldığım, katılmadığım ya da işte nereden yaklaşarak katıldığımla ilgili. Ama Biden sonrası açıklama dediniz, bağlamıyla ilgili. Biden'ın açıklaması sonrası bir siyasi adım olduğunu söylediniz bu yaklaşımın. Ama şu da var, acaba hakikaten siz Türk inkarcılığının da hedefi olmuş biri olarak. Ama işte eski solcu geçmişiniz, belki sol devrimci hareket içindeki yapıp ettiklerinizle ilgili. Sanki böyle size kişisel olarak sizin adınıza ve kişiliğinize dönük de bir tepki var ve bunlar hepsi birbirine karışıp mı geliyor sizin üstünüze? Tabii ki ben hatırlıyorum geçmişte galiba Ertuğrul Kürkçü'ye yönelik ve çok yoğun bir kampanya vardı. Ertuğrul Kürkçü şey diye bir cevap vermişti, çok hoşuma gitmişti. Ya evet ben küçükken çişimi, donuma da çişimi yapardım diye. Şimdi buna yönelik kampanyada da hakikaten 1980'ler, 1990'lar o dönemde yaptıklarım, yapmadıklarım. Yani şöyle bir durum var. 40 yıldır bana yönelik içlerindeki kini, hırsı biriktirmiş insanlar bunu gündeme getirdiler. Ve bunları şimdi ben çok aslında konuşmak istemezdim Robert. Benim Ahıska Türk'ü olduğum. Ya düşünebiliyor musun? Bunun üzerine bir durayım istersen iki cümle. Ben Ahıska Türk'ü olunca ne oluyormuş? Oradan zaten ben bu Kürtlere kötülükleri oradan yapıyormuşum. Yani Kürt kökenim yokmuş. Yani ya düşünebiliyor musunuz? Benim Ahıska Türk'ü olduğum, Türkiye'de Kürt oldukları için aşağılanan insanlarca bana suçlama olarak yönetiliyor. Bundan daha kötü bir ırkçılık olabilir mi? Bu memlekette bir Türk ırkçılığı var. T-Ü-R-K. Türk ırkçılığı var. Bunlar Kürtlerin Kürt oldukları için sorun olduklarını düşünüyorlar. Ve buna karşı nasıl ki bir Kürt kendi Kürtlüğünü sorun haline getiriyorsa biri, elbette ki ben Kürdüm var mı bir diyeceğim derse, doğru olan oysa, bana da şimdi Ahıska Türk'ü olduğum bir suç olarak gündeme getiriliyor. O halde herkes duysun. Evet, ben Türk'üm. Var mı ötesi? Robert Ermeni. Başkası Kürt. İnsanların etnik kökenlerini sorun haline getirirseniz bunun adı ırkçılıktır ve şu anda yapılan da odur. Dolayısıyla yani anlamak mümkün değil. Ben bu Türkiye'deyken ben hiç Türk olduğumu söylemezdim. Çünkü egemen durumdaydık ya bizler. Yani onun içinde Kürt arkadaşlar bize hep siz Kürtsünüz, şey Türksünüz, işte biz de Kürdüz derlerdi. Biz Türkiye'li solcular, bak hala Türkiye'li solcular diyorum. Biz de ya böyle şey mi olur, hepimiz Türkiye'liyiz, hepimiz şöyleyiz, böyleyiz diye üstünü örterdik onun.
Almanya'ya gittim. Almanya'da baktım ki ya hakikaten ben yani ben Türk yapıldım orada. Çünkü üstüme yönelik öyle bir yabancı olduğumuz için saldırı yapıldı ki Türk olmamız sorun haline getirildi. Ve orada da evet yani evet Türk'üm. Yani bu Amerika'da çok meşhurdur. Black is beautiful yani siyah güzeldir. Çünkü siyahın sorun olması ırkçılar tarafından gündeme getirilince buna tepki olarak da evet yani bir sorun mu var havasına girebiliyor insan. Vallahi Türklüğün çok normal bir şey olduğunu burada ben Ermenilerden öğrendim. Benim Amerika'daki Ermeni dostlarım bana her geldiğinde ya sen aslında iyi bir Türksün. Ya çok normal bir biçimde anlatabiliyor muyum? Yani ne bu Türk olmanın bir sorun olması ne? Bu çok sen aslında bir sürü arkadaşım bana şimdi dinliyorlardır onlar da. Ya sen aslında Türkler için bu işleri yapıyorsun. Biz seni biliyoruz. Sen iyi bir Türksün diye. Türklüğün normal bir şey olduğunu söylediler. Arkadaşlar insanların etnik kökeni önemli değildir. İnsan olmak önemlidir gibi bir cümleyi tekrar etmekten bile utanıyorum yani sonuçta. O zaman buradan geldiysek şunu sormak istiyorum. Yani hakikaten ben de karşılaştım ve çok şaşırdım. Yani ve zorlandığımı da hissettim. Buna dair de kendimce bir tespitte bulundum. Yani hakikaten Türk milliyetçiliği, Türk ırkçılığıyla mücadele etmek, yani ona karşı söz söylemek bizim gibi insanlar için hani yine tırnak içinde diyeceğim Ermenilik benim için hasbelkader. Yani çok içinde yaşıyor olsam da. Çok şansın yani, yok. Yani Ermeni bir anneye babaya doğunca Ermeni oluyorsun. Yani bunun böyle elinde olan bir şey değil. Bir haslet değil bir şey değil. Yani ister istemez olan bir şey. Ona karşı çok donanmış oldum. Yani o Türkler, Türk milliyetçiliğinden gelen Türklerden demeyeyim. Her türlü tepkiye çok da şiddetli de olsa hakaret de içerse artık derimin kalınlaştığını gördüm. Ama bu son dönemde olanlar yani Kürt arkadaşlardan, arkadaşlarımdan pek gelmedi ama yani Kürtlerden gelmesinin beni biraz hazırlıksız yakaladığını. Çünkü galiba kafamızda ezilen kategorisinde ortaklaşmak gibi bir şey var. Ve Kürt halkının mücadelesi de benim için son derece meşru bir mücadele olduğu için ve özellikle de Ermeni meselesinde öz eleştirer, kendi tarihlerinin öz eleştirisinde soykırımla ilgili belli sorumlulukları kabul etmekte Kürtler, pek çok Kürt, Türklere göre çok daha ileri gittiği için ve ben hep bunu böyle gördüğüm ve pek çok Kürt arkadaşlarımlayken de el üstünde tutulduğumu hissettiğim için o taraftan gelen ırkçı, milliyetçi diyebileceğim tepkilere karşı derimin o kadar kalın olmadığını ve zayıf bir durumda olduğumu gördüm. Bu da belki Türkiye'de yani muhalif diyeceğimiz kesimler içerisinde de ya da belli bir güce karşı koyan kesimler içinde de o zehirli milliyetçi duyguların olmadığı anlamına gelebilecek önemli bir ders olarak da çıkarılabilir. Ama size şunu soracağım. Siz Kürtler ve Ermeniler meselesinde önce kabaca soracağım sonra biraz inceltmeye çalışacağım. Soykırım konusunda, Kürtlerin rolü konusunda nasıl bir yaklaşıma sahipsiniz? Yani bu işin sorumluluğunu Kürtlere yıkıp Türkleri temize çıkarmak gibi çabanız mı var sizin? Çünkü iddia bu. Ben de bunu soruyorum size. Siz işi, sorumluluğu, soykırımla ilgili veya öncesi sonrasıyla Kürtlere yıkıp Türkler temizdir mi demeye çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz burada? Soru için teşekkür ederim. İstersen bir önceki nokta, iki şeyi noktalayalım. Bu soruya sonra geçeyim. Birincisi ben şu anda benim Türklüğümü sorun yapan bu ırkçı kesimi hiçbir biçimde Kürtleri temsil ettiği, Kürtlerde çoğunluk olduğu kanaatine sahip değilim. Bunların seslerini çok fazla, gürültülerini çok fazla yapan küçük bir azınlık olduğunu düşünüyorum. Sen altını çizdin, ben bütün konuşmalarımda 24 Nisan sırasındaki bütün konuşmalarımda söyledim. Kürtler soykırımla geçti. 24 Nisan yayında da söylediniz bolca altını çizerek. Tabii yani söyledim her yerde, bu çok bilinen bir şey. Yani tekrar edelim, anıt diktiler. Daha ne yapsınlar? Yani bu konuyu o kadar açık ve geniş tartıştılar ki özür dilediler. Yani bunun kanaat önderleri, politikacıları özür dilediler defalarca. Dolayısıyla ben onların çok fazlasıyla şu andaki o gürültünün Kürt insanının
bütününü temsil ettiğine hiçbir biçimde inanmıyorum. Sağduyu sahibi Kürt insanı belki şaşkın, onlar da bizim gibi şaşkın, senin gibi. Onlar da hakikaten derileri epey ince ve hassas olmuş vaziyetteler bu konuda. Deriyi kalınlaştırmak için bir örnek vereyim ben ve sonra diğer soruya geçeyim. 1996 yılında ben İstanbul'dayken Milli İstihbarat Teşkilatı bir grup Türk aydını diye benim aleyhime, benle ilişkide olan insanlara bildiri dağıttı. Bu bildiri bende var. Onu daha sonra belki siteye de koyarım görmeleri için insanların. İmza çok ilginç. Bir grup Türk aydını ve orada en büyük suçlamalarından biri benim Türk kökenli olup Türk milletine ihanet ediyor olmamdı. Ve şimdi de işte Türk kökenli olup Kürt milletine ihanet ettiğim söyleniyor. Bu bakımdan bir paralellik olduğunu, Türk inkarcılarıyla şu anki inkarcıların birbirine çok benzediğinin altını çizerim. Belki bir kuvvetli bir örnek daha vereyim. Metni bir daha okuyun. Bana karşı yazılan metni. Ne zaman yazılıyor bu? 24 Nisan civarında. Peki Ermenilerden bir özür var mı Ermenilerden soykırım nedeniyle? Soykırım var mı? Yok. Bütün bir yazıda ne deniyor? Herkes acı çekti. Biz de acı çektik, siz de acı çektiniz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle 2007'lerden Hrant'ın ölümünden sonraki geliştirdiği dildir. Herkes acı çekti bu topraklarda. Dolayısıyla dili itibarıyla da, muhtevası itibarıyla da ben Türk inkarcılığına çok benzer bir durumla karşı karşıya olduğumuzun altını özellikle çizmek isterim. Peki ben suçu Kürtlerin üstüne mi yıkıyorum? Değil mi? Unutmayın bunu. Ben de kısacık bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi açıklamada bir de sizi Kürt ve Ermeni halklarından özür dilemeye davet ediyor ama açıklamada Ermeni yok. Yani bildiğim kadarıyla yok. İsimlerden anladığım kadarıyla. Yani Ermenilere de bir danışarak Ermeniler adına özür dileme talebinde de bulunulmamış. Bu da etik olarak en azından bir sorun olsa gerek. Aynen öyle tabii, evet. Şimdi ben bugün sana şeyi yollamıştım, bir rica etsem benim 3 kitabında başlığını koysan ekrana, insanlar görseler. Şimdi Taner Akçam, şimdi şey bitti, önümüzdeki dönem ben size söyleyeyim, sanki bu Lazarev olayı hiç yaşanmamış gibi olacak. Sanki bunlar bu belgeleri tahrif etmemiş gibi olacak. Sanki bunlar yalan söylememiş gibi olacak. Sanki Kürtçe kitapta da bu paragraf konusu unutulacak. Hemen yeni bir alana kayacaklar. Yeni alanda şimdi gösterdiğim, demin söylediniz Taner Akçam, İttihat Terakki'yi aklayarak suçu Kürtlerin üstüne yıkıyor. Size Taner Akçam'ı Taner Akçam yapan 15 tane kitaptan 3 tanesinin başlığını seçiyorum. Birincisi 2006'da çıktı, o asker resmi olan. Bakıldığı zaman listede en solda görünen. Orada der ki Ermeni soykırımı ve Türklerin sorumluluğu meselesi. Kitabın başlığı neymiş? Türklerin sorumluluğu. Ortadaki kitap 2012'deki kitabımdır. 2-3 tane çok büyük ödül almış bir kitaptır. Ne diyor? Jön Türklerin insanlık suçu diye başlık atıyor. Üçüncü kitap aslında 2002'deki ilk kitabımdır. Türk milliyetçiliği ve Ermeni soykırımıdır. Şimdi ben bu iddialarda bulunanlara cevap vermeyi doğru bulmam. Yani ayıptır. Sadece bu program gerektiği için söyledim. Ya başlıkları bunlar. Ben kendi etnik deyimlerini kullanarak söyleyeyim. Ben bir Türk olarak, bir Ahıskalı Türk olarak, Türk milletinin Ermeni soykırımındaki sorumluluğunu tartışıyorum. Bunu dünyaya gösterdim ben. Biden'ın bu kararı almasında benim gibi insanların çalışmalarının payı oldu. Ve ben şimdi buradan sesleniyorum. Bu arkadaşlara sesleniyorum. Benim Kürt arkadaşlarımın da bunu yapacağını biliyorum. Benim Türk milliyetçiliğinin,
Türk ulusunun, Türklerin soykırımdaki sorumluluğu konusunda takındığım tutumu takınabilmeleri ve Kürtlerin soykırıma iştiraki konusunu konuşabilmeleri ve tartışabilmeleri gerekiyor arkadaşlarım. Ben yani bu sözü söylemek istemezdim belki ama ben bu saçı değirmende ağartmadım. Benim çekmediğim kalmadı 1990'dan bu yana. Ben ölüm tehditleri aldım. Ben Türklüğe hakaretten mahkemelere verildim. Benim üzerime Amerika'daki toplantılarda saldırdılar arkadaşlar. Beni dövmek ve beni yaralamak için üstüme fiziki olarak saldırdılar. Ben Amerika'da polis korumasında konuşma yapabildim. Çünkü bir topluluğun sorumluluğunu bir aydın olarak dile getirme işini üstüme almıştım. Şimdi siz 40 yılını, abartısız 30-35 yılını bu konuyu ağırlamış bir insanın yazdıklarından bir kelime bile okumadan, bir kelimesine bile bakmadan, kitabının bir tanesinin kapağını bile açmadan o adama saldırıyorsunuz. Ayıptır. Gerçekten ayıptır. Bir şeyi koymanı rica edeceğim. Günter Levy'nin kitabını koymanı rica edeceğim oraya. Geldim. Şimdi Günter Levy bir Amerikalı tarihçi ve Ermeni soykırımı konusunda bu kitabı yazdı. Günter Levy'nin bu kitabı çok önemli. Ve diyor ki Günter Levy bu kitabında, İstanbul İttihat Terakki yönetimi masumdur diyor. Onlar sıradan bir göç kararı aldılar. Asıl Kürdistan dağlarında kontrol edilemeyen Kürt aşiretleri saldırarak Ermenileri öldürdüler. Bir de yerel yöneticilerin kötü uygulamaları vardı. Yerel yöneticilerle baş edemedi imparatorluk ve bundan dolayı da zaten ellerinden geleni yaptılar. İşte meşhur rakamdır. 1639 kişiyi yargıladılar. Gerekli önlemleri almaya çalıştılar. Bu çok ciddi bir kitap. Abartısız söylüyorum. Eğer ben bu kitap hakkında yazı yazmamış olsaydım, bugün Türkiye'deki liberal solcu akademisyenlerin çok önemli bir kısmı da işte budur diye bu kitabı gündeme getireceklerdi. Belgeleri çok iyi, iyi belge kullanmış, dili çok iyi ve soykırımın esas olarak öldürmelerin, zaten soykırım olmadığını söylüyor, öldürmelerin dağlardaki kontrolsüz eylemlerin ürünü olduğunu söylüyor. Peki, hadi bakalım. Şimdi Taner Akçam Türkleri aklıyor, Kürtlere soykırım mı yıkıyor diyen arkadaşlarım Günter Levy'ye cevap versinler. Siz ne yazdınız hocam buna karşılık? Yapacakları bir tek şey var. Benim kitaplarımı okuyamadan buna cevap veremezler ki. Günter Levy hakkında yazdıklarının yanlışlığını anlamak için Taner Akçam'ı okumak zorundalar. Çünkü ben bu adamın bu kitabını yerle bir eden makale yazdım. Ve en çok okunan makalelerimden birisidir o. İttihat ve Terakki Partisi'nin merkezi olarak Ermenilerini imha ettiğini en detaylı olarak anlatan akademisyenim ben. Bu özet kitabımı okusunlar Robert. Sizlerin çıkarttığı son kitabımı okusunlar. O kitapta son derece ayrıntılı, son derece detaylı Osmanlı belgelerine dayanarak İstanbul hükümetinin nasıl bu soykırımı başından planladığını anlatıyorum. Bir tanesi bile ayıp yahu, bir tanesi bile kitabı okuma. Ondan sonra sosyal medyadan, şuradan buradan Taner Akçam işte Türkleri aklayıp Kürtleri suçlamaya çalışıyor. Yani ben söyleyecek söz bulamıyorum. Ayıp. Hocam ben biraz daha birkaç adım geri çekilip yani o 19. yüzyıldan soykırıma 1915'e kadar evet merkezi hükümet ama daha ziyade Kürtler Ermeniler arasındaki ilişkilere bir bakalım istiyorum. Yani biraz buradan çıkalım istiyorum. Hem bu işin bu bahsettiğimiz etik ya da siyasi sorumlu kısmından, polemik kısmından çıkalım. Ama onu yapmadan önce de tekrar bir ilk gece hakkına dönüp çünkü onu sizden bir duymak istiyorum. Yani Lazarev'de var. Linç bahsetmiş. Ama sadece kaynaklar bunlar mı? Çünkü Lazarev ya da onun referansta bulunduğu Rus konsolos raporu hata etmiş ya da herhangi bir şeyi yanlış yorumlamış olabilir. Dolayısıyla sizin baktığınız yerden
Röportajdan söylediniz ama röportajdan buraya gelirken de daha meseleyi araştırdınız. Belki de daha da araştıracaksınız. İlk gece hakkı meselesinde nerede duruyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Bu yaygın bir pratik miydi? Yoksa teoride olan ama bazen münferiden uygulanan bir şey miydi? Şeyden ayırarak söylüyorum bu arada. Siz yani tecavüzler vesaire, kız kaçırmalar, kadın kaçırmalar evet ama ondan ayırarak spesifik olarak ilk gece hakkı meselesi, elbette ki bunu söylerken Kürtler ya da bütün Kürt ağları böyle yapıyordu diye bir şey kim söyleyebilir? Coğrafi farklılıklar, her türlü farklılık geçerliydi tabii ki her zaman. Ama böyle bir şey var mıydı? Ne sıklıkla uygulandı? Yaygın mıydı? Ya da bu pratik nereye oturuyor tarihsel bağlam açısından? Şu an vardığınız yeri merak ediyorum ama dediğim gibi işin polemik kısmını bir unutalım, biraz akademik bakalım meseleye. Oldu. Şimdi peki ben de bu işe baktıktan sonra neler buldum, nereye geldim? Birincisi bu konuyla ilgili en azından 20'ye yakın kaynağın benden çok önce ilk gece hakkını kullandıklarını gördüm ve onun listesini de burada koydum zaten isteyen bakar. Onu ben de göstereceğim galiba aldık buraya. Yani 20 taneye yakın yani daha sonra da bana birçok arkadaş yolladı haber yani sağ olsun teşekkür ederim o insanlara. 20'ye yakın kaynakta bu ilk gece hakkı kullanılıyor. Burada baktığımız zaman bu kaynaklara aşağı yukarı 2 veya 3 değişik alan görüyoruz. Birincisi Lazarev gibi ve Lazarev'in kaynak olarak kullandığı Rus konsolosu gibi dışarıdan gözlemciler. Dışarıdan gözlemciler bu haktan bahsediyorlar. Bu var elde bir. İkincisi bu hak kaynaklarda hak diye yazılmasa bile örneğin demin Gülizar örneğini verdin. Gülizar'daki pasaj çok çarpıcıdır. Kadınların, gelinlerin evlenmeden önce, gerdeğe girmelerinden önce Musa Bey'in bu hakkı yaygın olarak kullandığını söylüyor kaynak. Ama ilk gece hakkı olarak kullanmıyor. Alıntıyı gösterebilirsen zaten yaygın olarak gerdek gecesini Musa Bey kendisi yapıyor. Dışarıdan buna bakan bir göz, örneğin Elke Hartman adlı arkadaş bu pasajı alıp Ermenicesinden alıp ilk gece hakkı iddiasında bulundu diye kullanıyor. Yani bir de dışarıdan olaya bakıp olayı böyle anlatanlar var. Üçüncüsü Ermenice kaynaklar. Ermeni kaynaklarında geçiyor bu ve Ermeni kaynaklarında da şimdi galiba 12 veya 13. olacak. Onu koyabilirsen oraya söyleyeceğim. Burada özellikle Lisitsyan ve Orbeli. Özellikle Orbeli'nin altını çizmek isterim. Bunu sonradan ben buldum. Kitap Rusçadır. Orbeli Ermeni Ulusal Bilim Akademisi'nin kurucusudur. Kendisi antropologdur. Bölgeyi gezerek bölgedeki gözlemlerinin sonucunda yazdığı kitapta, kitap 1982'de Moskova'da basılmış, ilk gece hakkını anlatır. Aynı şey Lisitsyan'ın kitabında da var. O da bir etnograftır. O da bu hakkın var olduğundan söz ediyor. Şimdi bir başka bilgi daha vermiştim size. O da galiba -8 olarak koymuştum ben açıklamamı. Ziya Şakir isimli meşhur bir Türk tarihçimiz vardır. Ve Ziya Şakir 1936'da yazdığı bir yazıda. Tam gazetesinde. Evet yazı bütünüyle şeye karşıdır. Şerif Paşa ile Bogos Nuvar Paşa'nın 1919'daki anlaşmalarına bu iki paşa anlaşır. Kürdistan ve Ermenistan'ın bölünmesi konusunda aralarında toprak konusunda ve bu anlamda Paris'e ortak bir dilekçe verirler. Buna karşı yazdığı bir yazıda diyor ki Ermeniler birer esir gibi kullanıldıklarını ve hatta evlenecek Ermeni kızlarından ilk gece hakkı diye vahşet ve nefretle telakki edilecek bir vergi aldıklarını iddia edenlerdi. Yani Ermeniler bunu yaygın olarak kullanıyorlar. Buradan bir başka kaynağa geçeceğim. Demek ki Rus kaynakları
dışarıdan gözlemci olarak yapılan araştırmacıların kullanmaları, Ermeni kaynakları, bu Ermeni kaynakları neler? Demin verdiğim iki yazar sadece iki örnek. Şu anda Ermeni el yazmaları arşivinde bu konuda son derece detaylı belge var ve çalışılıyor. Çalışacağım yani, bu konuyu bir makale olarak ele alacağım. Peki bu, hocam şunu merak ettim bu durumda. Yani gerçekten bu kadar az biliniyor. Yani pek çok insan duymamıştı bunu. Bunlar olmasına rağmen bu kadar az biliniyor olmasını siz niye bağlıyorsunuz? Zor konuşulmuş olması mı? Yani çok fazla rapora, konsolos şeyine, misyoner hatıratına girmemiş. Fırat Altınkaya'nın yazısını hatırlıyorum. Fırat çok incelikli bir şekilde meseleye yaklaştı yazdığı yazıda. Yani akademik olarak incelikli. Ama bunun bir hak olarak bu coğrafyada olduğuna pek inanmadığı, yani o sonuca varmadığı gibi bir şekil, bir son fikir yaklaşmış oldu. Siz onun zıttı yönde duruyorsunuz. O zaman bu anlattığınız anlamda bu kadar kaynaklara girmişse neden biz bunu şimdi duyuyoruz diye düşünüyorum kaçınılmaz olarak. Çünkü cinsel şiddet büyük ölçüde sessizliğe mahkumdur. Cinsel şiddet üzerine kimse doğru dürüst konuşmaz ve tabulaştırılır. Bakınız, soykırım araştırmalarında bile cinsel şiddet ilk defa 1994 Srebrenica ve Bosna Müslümanlarına yapılan katliamlardan sonra konuşulmaya başlandı. O zamana kadar konuşulmadı. Onun için buradan hakikaten bütün Kürt arkadaşlarıma özellikle istirham ediyorum. Biz duymadık argümanını defterlerinden silsinler. Ayıptır. Duymadınız çünkü failler zaten yaptıklarını anlatmazlar. Zaten söylemezler. Onun için duymadınız. Cinsel şiddet üzerine konuşmak kolay değildir. Bu konuda çalışan insanlar var. Onları da duymak istemiyoruz. Sadece bir örnek vereyim geçerken. Benim bildiğim Lerna Ekmekçioğlu'yla Melisa Bilal örneğin bu konularda ciddi olarak çalışmaktalar. Ve Ermeni feminist bakış açısıyla geçmişte niçin bu konuların hiç gündeme getirilmediği veya getirilse bile üstünde durulmadığını anlatacaklar. Kadınlar da bunu anlatmadılar. Veya biz duymak istemedik. Bir örnek vereyim. Yani Angel Dikme 2015'ten beri anlatıyor. Kimse duymadı bunu. Duymak istemiyor. Resmi söylem oluşturulur. Bir belki parantez açarak çok alakasız bir örnek vereyim. Bu bizim Torosyan tartışmasını herkes hatırlar. Torosyan tartışmalarında... Yani sizin değil aslında, Ayhan Aktar'ın daha ziyade. Ben de sonuçta o tartışmanın çok önemli parçası oldum. Ayhan'a getireceğim zaten sözü. O tartışmalarda en önemli konulardan biri 18 Mart'ta Bouvet Fransız gemisini, kruvazörünü kim batırdı? Şimdi Türk tarih yazımı mayında battı diyor. Alman resmi tarih yazımı mayında battı diyor. İngiliz resmi tarih yazımı mayında battı diyor. Torosyan diye bir Ermeni çıkmış, vallahi ben batırdım diyor. Ya biz top attık, oradan battı. Ayhan'ı yani hepiniz biliyorsunuz, yani ağır eleştiriler yaptılar ve Ayhan inat etti. Hakikaten yani bir Arnavut inadı diyeyim. Ve sonuçta ispat etti ve gösterdi ki gerçekten Çanakkale'de 18 Mart'ta Bouvet'i batıran Türk topçuların açtığı ateş. Ve Torosyan da onun parçası. Şimdi o zamana kadar ama herkes itirazsız bunu gerçek olarak kabul etmiş. Şimdi dolayısıyla kimse bu ilk gece hakkını bu anlamda yeteri kadar üzerinde konuşulmadığı için ve düşünce dünyamızın, erkek egemen dünyamızın içine girmediği için kimse bu konuyu, kadınlar da ürktükleri ve konuşmak istemedikleri için bir tabu olarak tutmuşuz. Aslında var. Tabu da değil o kadar çok. Vahe Taşçıyan kendi çalışmalarında, Lerna kendi çalışmalarında bu kadına yönelik şiddet konusunda gerçekten bahsettiler. Onlardan öğrendik biz birçok şeyi. Ama bu bir Taner Akçam tarafından, bir erkek tarafından gündeme getirildiği için şimdi bir duvar yıkıldı. Bir sessizlik duvarı yıkıldı ve insanlar zannediyorum konuşmaya başlayacaklar. Bana onlarca Ermeni arkadaşım geldi, konuşmaya, yazılarını göndermeye başladı.
Onun için belki bu kısmı şöyle kapatalım. Bütün Kürt arkadaşlara rica ediyorum. Ermenileri dinlemeden bu konuda konuşmasınlar. Ermeniler, hiç düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de televizyon programları oluyor ya, HDP kapatılsın mı kapatılmasın mı diye. Ve bu programlara bir tane bile HDP temsilcisi katılmıyor. HDP temsilcisi yok. Ama herkes HDP kapatılsın mı kapatılmasın mı diye tartışıyor. Şimdi 19. yüzyılda ilk gece hakkı, bu 15 kaynakta geçen, 19. yüzyılda sistematik, kurumsal olarak kadını bir eşya, kadını değiş tokuş edilecek bir malzeme, kadını bir cinsel subje olarak gören bir zihniyet kurumsallaşmış ve var ve bunun muhatabı Ermeniler. Ve siz orada bir şey sorayım mı hocam? Yani buyurun. Ermenilere sormadan, Ermenilerin bu konuda ne düşündüğünü, ne bildiklerini bilmeden bu konuda bir şey söylenir mi? Ya şöyle bir şey aklınıza geliyor mu? Şu anda Kürt bölgelerinde Kürt halkının çektiği işkenceyi ve ızdırabı ben ve 3-5 Türk bir araya gelip orada o ızdırabı çeken insana sormadan konuşacağım. Ya mümkün mü bu? Dedemden duymadım. E senin deden anlatmaz tabii ki sana. Sen Ermeni'ye git sor. Ermeni kadınına sor. Onlar anlatsın, de ki hikayeniz nedir diye. Yani dolayısıyla Ermeni, nasıl ki bugün bakın bu çok önemli. Kürt arkadaşlarım bugün kendilerine yapılan haksızlığın, kendilerine yapılan adaletsizliğin bilinmesini ve anlaşılmasını istiyorlarsa ve bunun ancak ve ancak o acıya, o baskıya, o şiddete maruz kalan Kürt'ün konuşmasıyla mümkün olacağına inanıyorlarsa, ilk gece hakkı gibi bir konuda bir Ermeninin konuşmadığı bir ortamda biz bunu duymadık argümanıyla ortaya çıkmasınlar, ayıp olur. Söyleyeceğim son şey budur. Bu konuda diyelim. Daha söyleyeceğim size. Bu ilişkin, bu kaynaklar meselesine ilişkin. Yani sonuçta şunu ekleyeyim o halde. Yani bu araştırılır, araştıracağım ben de. Ya şunu da iddia edebilirim. Ayhan Aktar örneğini onun için verdim. Bütün tarih yazımında 100 yıl boyunca Çanakkale'de bu işi mayın yaptı diye bilindi ve yazıldı. Şu anda bir akademisyen olarak bütün kalbim, açık yürekliğimle söylüyorum. Bu bulduğum 20 kaynaktaki bilgiler de yanlış olabilir. Hiç bunu ihtimal dışı bırakmam. Ama bunu bırakın akademisyenler konuşsun, tartışsınlar. Bu bakımdan hakikaten Fırat'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir makale yazdı. O yazın, onun bir başlangıç, yoktur böyle bir şey diye yazdı yazısını. Öyle bir başlangıç kabul edilmesini öneririm. Ve onun üzerine söylenecek daha çok çok şey var. Bir de kaynak olarak eklemeyi unuttum. Osmanlı arşiv belgeleri var. Onlar da gelecek. Bir Pandora'nın kutusunu açtılar farkında olmadan. Ve kadına yönelik bugünkü şiddetin tarihsel kökenlerinin ne olduğu konusunda gümbür gümbür belgelerle ve bilgilerle gelecek ve genç akademisyenler için yeni çalışma alanları çıktı. Ben bunları çalışabilecek insan değilim. Benim uzmanlık alanım değil. Ama biliyorum ki ben onlara malzeme sunacağım. Elimdeki bütün malzemeleri gerekirse bir web sitesi üzerinden herkesin hizmetine sunacağım. Artık eğer bugün kadına yönelik bu ülkedeki cinsel şiddetin anlaşılması isteniyorsa, kadına yönelik tacizlerin anlaşılması isteniyorsa, bunun bu ülkede son derece güçlü kültürel kökenleri olan bir davranış olduğunu hepimiz görmek ve anlamak zorundayız. Ve bunun Türk'ü Kürt'ü olmaz. Dolayısıyla tam onu diyecektim. Siz kimin adını verdiniz az önce? 2012'den beri anlatıyor diye özür dilerim. Adını Angel Dikmen. Angel Dikmen'in şeyi yani daha Kürt bölgesi, bölge diyelim. Zakarya Mildanoğlu'nun da tanıklığına yer verdiniz. Eklerden biri de oydu. Habertürk'teki bir röportajında. O da Kayseri Talas'da. Yani o anlamda aslında sadece Kürtlere özgü bir durum da olmayabilir gibi bir sonuç çıkarıyorum. Sadece bu kadardan baktığımızdan. Çünkü Zakar abinin ailesi Kayseri'de.
son derece doğru bir noktaya değiniyorsun. Bir başka örnek bulduk Muğla bölgesinden. Orada onu da verdim. Henüz daha o listede olmayan bir başka bir şey var. Bizim Kars yöresinde bir tane genç araştırmacımız roman yazmış, 4 ciltlik. Bunu oral history dediğimiz, yani yerel insanlarla konuşarak bu romanını yazıyor. Ve romanının 2. cildinde çok ayrıntılı olarak bu uygulamaları anlatıyor bu insanlar. Bu arkadaş da anlatıyor. Yani söylediğinde haklısın. Bir tek Kürt bölgelerine ilişkin bir problemden söz etmiyoruz. Kadına yönelik şiddetin yaygınlığı konusunda çok önemli bir husus bu. Ve burada da çok şey öğreneceğiz daha. Ben şu soruyu kafamda hazırlamıştım ama böyle biraz az önce deminden beri konuştuğum şeyi pekiştirecek bir şey olarak. Siz artık anladığım kadarıyla böyle bir şeyin var olduğuna inanıyorsunuz. Ama az önce dediniz ki yani yanlışsa da kaynaklarım, o zaman da tabii onu geri çekerim. Zaten akademik bilgi de böyle oluşuyor. Ama meselenin ruhunu biraz daha iyi anlamak için söylüyorum. İlk gece hakkını geri çıkarsak, olmadığını varsaysak, yok diyelim ki. Bu anlattığınız şiddet, işte ezme ezilme ilişkisi, kadına karşı şiddet, cinsel taciz, tecavüz, bütün tarihsel bağlamıyla herhangi bir şey kaybeder mi? Kaybetmez ama problemi o düzeye çekmek bile istemem. Bakın, Osmanlı'da resmi aruz diye bir vergi var. Bu daha sonraki çalışmada bulduğum. Resmi aruz vergisi aslında bazı bölgelerde gerdek vergisi olarak da biliniyor. Bu Ziya Şakir'in yazısında sözünü ettiği. Ve ben 2 tane akademik makale okudum bu konuda. Ve bu 2 makalenin yazarı da aslında bu resmi aruz denen verginin Avrupa'da görülen ilk gece hakkı vergisi olarak anlaşılmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Yani Osmanlı'da bir gerdek gecesi vergisi diye ağlarca alınan bir vergi var ve bunun şimdi üstüne gidilmesi gerekiyor. Yeni bir alan daha açıldı. Yani vergi konularında çalışan insanlar badi heva vergileri diye adlandırılan genel vergi kategorisi içerisinde bu resmi aruzun gerdek gecesi vergisinin nasıl alındığı, kimlerden alındığı ve bunun verilemediği durumlarda ağların ne yaptıklarını araştırıp bulacaklar. Yani şu anda bir akademisyenin yapması gereken şey spekülasyon yapmamak. Ben spekülasyon yapamam. Ben 3 tane güvendiğim Ermeni tarihçide bulduğum bir belgeyi kullandım. Onların 3 değil 20 tane başka tarihçi tarafından da kullanıldığını da gördüm. Bu anlamda benim o görevim bitti. Dürüstlüğüm, akademik kaynak kullanmam konusu kapandı. Özür bekliyorum. Şimdi 2. adama geçmek istiyorum. 2. aşama şu. Bu 14 kaynağa da kuşkuyla bakalım. Tabii ki bilim bunu gerektirir. 14 kaynağa da kuşkuyla bakalım. Ermeni kaynakları, oryantalist Rus kaynakları, dışarıdan gelen gözlemciler, Ermeni sözlü tarihi ve yeniden bu gözle dinlenecek Kürt sözlü tarihi. Bana 2 tane Kürt arkadaşım yazılı şey yolladılar. Affidavit dediğimiz ifade yolladılar. Altına imza attılar. Kürt arkadaşım bunlar. Taner hocam istediğin zaman kullan diye. Ben şimdi burada maç yapmıyorum ki. Ya ben elime gelen şu anda 7-8 tane toplam Ermeni arkadaşlarım da yolladılar. Bu tür kendi gözlemleri var. Bunu bilgi olarak kullan diyor arkadaşlarım. Olmaz. Yani bu akademik çalışma maç havasında olmaz. Herkesi rahatlatmak için söylüyorum. 20 tane kaynak var orada. 20 kaynak da yanlış olabilir arkadaşlar. Ve hiçbir biçimde bundan gocunmam. Bu kaynaklar doğru değilmiş derim. Taner Akçam'ı Taner Akçam yapan bu oldu zaten. 40 yıldır Türk inkarcıları benim bir açığımı yakalamak için peşimden koştular. Hala koşuyorlar. Açın okuyun o inkarcıları. Öğrenin onların nasıl yaptığını. Kolayca bulamazsınız. Şimdi size söylüyorum. Bakın gene Taner Akçam kaynak sahtekarlığı yaptı. Kaynakları çarpıttı dediniz. Olmadı, ortaya çıktı. Ben böyle bir hata yaparsam özrünü dilerim. Hiç çekinmem. Şu anda da buradan herkese ilan ediyorum. O 20 kaynağın
da yanlış olabileceği kuşkusuyla oraya bakarım ben. Akademik bilim böyle gelişir zaten. Bilgi böyle gelişir. Bu bilgiyi insanlarla da paylaşacağım ben. Yapılacak edilecek olan budur. Tamam hocam. Birkaç kere dedim, birkaç adım geriye çekelim. Ama ön safta kaldık. Biraz daha bu konudan uzaklaşalım. O zaman şuna bakalım. Yani 19. yüzyıl belki ikinci yarısından başlayarak soykırıma kadar Kürt-Ermeni ilişkilerinin dinamikleri kabaca tabii artık anlatabilir. Bir saati de geçtik. Bir saat 10 dakika oldu. Bu gerilimi, şiddeti biriktiren şey neydi? Çünkü belli ki yani Kürtlerin Ermenilere bakışında, Ermenilerin de Kürtlere bakışında bayağı o etnik ayrım rol oynadı. Arada bir şiddet birikti, gerilim birikti ve bu da belki de soykırım sırasında çok daha kanlı bir hikaye yaşanmasına neden oldu. Buradaki gerilimin nedenleri size göre neydi? Siz ne görüyorsunuz orada? Bu konuda yeni çalışmalar var. Geçen seninle konuşmamda da ben ondan bahsetmiştim. Şimdi bakın 1878 Berlin Anlaşması'nda 61. maddede Ermeni meselesi bölgedeki Kürt ve Müslüman, Çerkez, Türk, belgede bir tek Türk ve Çerkez diye, Kürt ve Çerkez diye geçer galiba yanlış hatırlamıyorsam. Türk ifadesi yoktur. Yerel insanların arasındaki bir çelişki olarak tanımlanır ve merkezi hükümetten buna karşı tedbir alınması istenir. Soykırım süreçlerinde iki eksene bakarız biz. Biz yukarıdan aşağı siyasi iktidarın bir projesi ve planı çerçevesinde soykırımların nasıl hayata geçirildiğine bakarız. İkincisi yatay düzeyde o bölgedeki toplulukların birbirleriyle ilişkileri düzeyinde bakarız. Bugüne kadar soykırım çalışmalarında Türkiye'de henüz daha yapılmayan, yapılmamış olan lokal düzeydeki etnik, kültürel, dinsel çatışmalardır. Ve 19. yüzyıl boyunca Ermenilerle bölgedeki insanlar, bunlar bir bölgede Kürtler, öbür bölgede Türkler olabilir, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ciddi bir gerilim ve çatışma vardı. Ve birçok durumda katliamlar, saldırılar, Ermenilere yönelik her türlü haksızlık yukarıdan aşağıya değil, yatay düzeyde gerçekleşti. Yerel grupların haksızlıklarıydı ve merkezi hükümet gözünü kapattı. Yani merkezi hükümet baktı ki halk bunu yapıyor. Müslüman çoğunluk gidiyor, basıyor, talan ediyor, malını çalıyor. Onun için de iktidarını sürdürebilmek için bu yerel güçlerle uzlaşmayı tercih etti. Dolayısıyla çatışmanın bu yerel dinamiğini anlamadan Ermeni soykırımını anlayamayız. Anlatmak istediğim, kitapta da anlatmak istediğim buydu. O dinamiğe dair iki şey ben söyleyebilir miyim? Yani siz de belki söyleyecektiniz ama burada çokça vurgulanan, yani ben siz beni düzeltin, ben Iskalanmış Barış'ta Kiezer'in kitabında ilk okumuştum bu şekilde formüle edildiğini. Daha sonra da kullanıldı ve belki de geliştirildi. Ben o kadar yakından takip etmiş olmayabilirim. 1860'lar itibariyle Osmanlı Devleti'nin modernleşme ve merkezi devletin güçlendirilmesi çabaları bağlamında hani daha otonom olan Kürt emirliklerinin ya da konar göçer göçebe Kürt aşiretlerinin yerleştirilmesi, oturtulması çabası ve buna hani Kürt vilayetlerinin Kürdistan'ın yeniden fethi deniyor Osmanlı bağlamında. Dolayısıyla o göçer halde olanın birdenbire milliklerin de yani tepedeki iktidar odağının da biraz dağılmasıyla beraber yerleşirken, yerleşik hayata geçerken orada daha önceden yerleşik olan ve tarımla uğraşan Ermeni köylüler ki Ermeni nüfusunun tabanı büyük ölçüde köylüydü ile arasındaki şiddet ilişkisinin doğması. Bu arada şiddet derken de bunun karşılıklı bir ilişki olduğunu düşünmeyelim çünkü Ermenilerin zaten zımmi olmalarından yani gayrimüslim olmalarından kaynaklı silah taşıyamıyorlar, silahlı değiller. Zaten Ermeni devrimci hareketi de büyük ölçüde
Bu saldırılara yönelik, işte az önce bahsettiğimiz kadınlara, kızlara, sürülere, mala, mülke, toprağa, ürüne dönük saldırılara karşı bir tür öz savunma faaliyeti olarak aslında taşnak, sut, yununçaklar dediğimiz doğuyor. Aynı zamanda Çerkezlerin lafı geçtiği için işte özellikle Kafkasya'dan, Rusya'dan, Çarlık topraklarından katliamlar neticesinde Çerkez nüfusun gelmesi ve onlar da tabii ki silahlı bir nüfus ve onların da belki Hristiyan Ruslara karşı içinde birikmiş olan hınçla yerleştirildikleri yerde karşılarında Ermeni yine yerleşik nüfusu bulmalarından kaynaklı Çerkezlerle de arada böyle bir gerilim birikmiş oluyor. Belki böyle biraz daha açmış olabiliriz bunları. Doğru, yani ben o kadar çok detayına girmek istemedim. Yani yok, çok açık. 1838 Tanzimat'tan sonra 2. Mahmut'la birlikte bölgeyi merkezileştirme çabası oldu. Bunlar genel bilinen şeyler. Sonuçta Kürt aşireti, Kürtlerdeki o hiyerarşik yapı büyük ölçüde paramparça oldu ve bir iktidar savaşı çıktı. Yerel küçük lokal Kürt aşiretleriyle Şıhlar daha önce olmadıkları kadar önem kazandılar. Ve bu arada iktidarlarını pekiştirebilmek için Ermeniler üzerindeki şiddet daha önce olmadığı boyutta arttı. Toprak meselesiydi. Topraklarını ele geçirmek için bunlar yapıldı. Din meselesiydi. Şimdi yani bu konuda ciddi çalışmalar var. Ben bunları uzun uzun hakikaten girmek istemem. Yani isim de vermek istemiyorum ama şimdi Hamit Bozaslan hocanın yanında Paris'te doktora çalışması yapan, doktorasını bitiren pırıl pırıl öğrenciler var. Bunlar Kürt. Ve müthiş değerli çalışmalar yayınladılar. Kimisi henüz daha kitap olarak çıkmadı, kimi çıkıyor. Bu çalışmalardan öğreniyorum ben. Ben yani şimdi bunları bilen bir insan olarak da konuşmuyorum. Yani Bitlis bölgesi üzerine Sedat Ulugana'nın yaptığı bir çalışma var. Ümit ederim bir an önce kitap olur. Müthiş bir çalışma. Ve orada lokal boyuttaki gerilimi öylesine detaylı anlatıyor ki o lokali bilemediğiniz müddetçe oradaki cinayetleri de anlayamazsınız. Yani onu daha önceki konuşmalarımda söylemiştim. 1894-96 katliamlarında merkezden giden emir yok muhtemel. Emir gitmiyor öldürün diye. Geçen toplantıda da söyledim. 1915 Süryanileri öldürün diye bir emir gitmiyor. Yani İstanbul'dan bakarak soykırımı Mardin bölgesinde anlatmanız mümkün değil. Oradaki Kürt aşiretlerine bakarak anlatabilirsiniz. Oradaki Kürt aşiretlerle Süryanilerin ilişkisine bakarak anlatabilirsiniz. Şimdi şöyle bir ciddi problem var. Bunu tarihten nefret ve düşmanlık değil ama dostluk çıkartarak, kardeşlik ve barış çıkartarak tartışmayı öğreneceğiz. O da şu, belki insanları yani üzen o mu bilmiyorum. Kürtler 1915-18 döneminin failleridirler. Şimdi böyle bir cümle kurduğum için bütün Kürtler dedi, sen bütün Kürtleri nasıl yaparsın diye bir söz söyleyebilirler. Tekrar edeyim. 1915-18 döneminin Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Alevisiyle Müslümanları o dönemin failleridirler. İçlerinde iyileri de elbette ki vardı ama iyilerinin sayısı az olduğu için Ermeniler imha edildiler. Kürtlerin 1915-18 döneminin faili olduklarını kabul etmekte zorlanıyorsa arkadaşlar buna yavaş yavaş tartışmaya alışmak zorundalar. Gene fikirlerini devam ettirebilirler. Genelleştirme konusunda bugün Almanya'da Almanlar Yahudileri öldürdüler cümlesini kurabilirsiniz. Amerika'da Amerikalılar yerlileri öldürdü cümlesini kurarsınız. Kimse alınmaz bundan dolayı. Ama sonuçta asıl problem Kürtlerin 1915-18 dönemine baktığımız zaman aynı Türkler ve diğer Müslümanlar gibi. O zaman Müslümandılar onlar. Ben bütün şeylerde de söyledim. Onu Kürt oldukları için yapmadılar. Kürtlük bilinci o kadar gelişkin bir bilinç değildi. Biz bugün o insanlara daha çok Kürt ve Türk diye isim veriyoruz. Onlar Müslümandılar. Kendilerini Müslüman diyebildiler. Ve Müslümanlıklarından dolayı bunu yaptılar. Cennete gideceklerine inanıyorlardı. Dolayısıyla bu kesimin, Müslüman kesimin bu katliamlara katılmaları boyutunu yerel düzeyde anlamadan
ve üzerine düşünmeden biz soykırım sürecini anlayamayız ve açıklayamayız. Benim bütün anlatmak istediğim bundan ibarettir. Tamam hocam. Şimdi ufak ufak sorulara geçelim. Çünkü ben bakmıyorum, arkadaşlar sağ olsunlar yorumları bakıyorlar. Orada epey tabii ateşli şeyler dönüyor. Onlar içinden arkadaşlarım sorular soracaklar. Daha doğrusu ekrana verecekler diyeyim. Onlar hazır. Belki bu ekrana geçmeden önce bir bilgi vereyim. Unuttuğumu hatırladım. Aslında 2-3 husus vardı. İnşallah ona başka şekilde yeniden girerim. Aklımda olan bu hatırlamak konusunda ve Kürtler konusunda. 2 tane husus var. Onun altını çizeyim. Birincisi bu fail ve kurbanlık meselesi. Kürtler bugün kendilerini esas olarak, haklı olarak bir rejimin kurbanları olarak görüyorlar. Ve dolayısıyla Kürtler tarihte fail olarak görülmelerini hoş karşılamıyorlar. Birinci problem bu. Bu bakımdan herkese Polonya örneğini hatırlatmak isterim. Polonya'da 2 tane arkadaşımız, John Grabowski ve Barbara Engelking, 2 tane akademisyen arkadaşım daha geçen aylarda bir mahkeme tarafından cezalandırıldılar. Nazilerin Polonya'yı işgali sırasında Polonyalıların Yahudilere yönelik işledikleri cinayetlerden konuştukları için. Yani Polonya'da büyük bir öfke duydu bu akademisyenlere. Çünkü bu Polonya Naziler tarafından işgal edilmiş, Kürtler gibi diyelim. Naziler tarafından işgal edilmiş, Polonyalılar da takibe uğruyorlar. Aydınları tutuklanmış, hapse atılmış, hatta bir yerden bir yere sürgün ediliyorlar. Sistematik bir Polonyalı öldürme yok ama Nazi çizmesi altında eziliyorlar. Ve o sırada birçok bölgede Polonyalılar bunu fırsat bilip Yahudi komşularını öldürüyorlar. John Grabowski bir kitap yazdı, Komşular diye. O kitaptan dolayı da büyük saldırıya uğradı. Sonuçta bir kendisini kurban olarak görmek isteyen birisinin fail olarak görülmesi zorluğu var. Birinci ciddi problem bu. Bu ciddi olarak konuşulacaktır, konuşulmalı. İkinci çok önemli bir husus var. Bunu ciddiye alıyorum. Eğer oradaysa onun kapağını gösterebilirsin. Michael or Michel Rothberg'in bir kitabı vardır. Türkiye'de hafızayla uğraşan bütün arkadaşlar bilir bu kitabı. Multidirectional Memory, çok yönlü hafıza diye bir kitaptır. Bu önemli bir kitaptır ve bu kitapta demin sözünü ettiğim konu anlatılır. O da şu. Şu anda Kürt arkadaşların çoğunda olan endişe. Endişe ne? Ya biz eziliyoruz. Siz şimdi 19. yüzyıldaki Ermenilerin, 100 yıl önceki Ermenilerin ezilmişliğinden bahsederek, üstelik bizi de fail duruma sokarak, bugünkü Kürtlerin ezilmişliğini üstünü örtmek istiyorsunuz. Ana fikir bu. Bu hafıza çalışmalarında çok önemli bir konudur. Bunu söyleyen arkadaşlar hata yapıyorlar. Yani bugünkü Kürtlerin ezilmişliği üzerine konuşmak için 19. yüzyıldaki ezilmişlikleri konuşmamamız lazım tezi doğru değil. Ve Michael Rothberg diyor ki, kitabında uzun uzun anlatıyor. Aslında diyor, hafıza çalışanların şöyle bir hatası var veya bu tür fikri ileri sürenlerin. Sanki ortada bir sınırlı bir alan var. Tamam. Bu sınırlı alanı şimdi biz Kürtlerin bugünkü ezilmişliğiyle doldurmak istiyoruz. Sadece o konuşulsun. O egemen olsun. Ama bu alana Kürtlerin fail de oldukları Ermenilerin ezilmişliğini getirirsek, o zaman Kürtlerin ezilmişliği ikinci plana çıkıyor. Yani zero sum, ya kaybet ya kazan. İkisinden başka seçim yok. Ya Kürtlerin bugünkü ezilmişliğini konuşacaksın, ya Ermenilerin 19. yüzyıldaki tercih yapmak zorundasınız. Bunlar çatışıyor. Bunlar kavga ediyor birbiriyle. Hayır diyor. Bunlar birbirlerini destekleyen hatırlamalar. Onun için şunu söyleyerek soru cevaba geçebiliriz. Eğer bugün Kürt arkadaşlar kendilerine yapılan haksızlıkların daha iyi anlaşılmasını,
kendisine yapılan haksızlıkların tanınmasını ve bilinmesini istiyorlarsa, buna karşılık yapmaları gereken Ermenilere yönelik haksızlıkların kendi haksızlıklarını aşacağı, geliştireceğidir. Yani Ermenilerin haksızlığı üzerine konuştukça Kürtlerin çektiği acılar üzerine de konuşulabilir. Bu bir acının konuşulması için öteki acının unutulması gerekmez. Aksine bütün acılar konuşuldukça o acılar birbirlerini desteklerler. Dolayısıyla 19. yüzyıl acıları üzerine konuşmanın, soykırım üzerine konuşmanın son derece önemli yanı Kürtlerin bugün çektiklerini anlamaktır. Onun için de ben bütün konuşmalarımda geçmişte Ermeniler, bugün Kürtler dedim. Onun için de zamanı mı, şimdi Ermeniler üzerine konuşmanın zamanı mı argümanı? Evet, daha da fazlasıyla zamanı. Çünkü Kürtlerin bugün ne çektiğini Ermeniler üzerine konuşursak da anlarız. O bize yardımcı olur. Hocam, isim yanlış. Artık evet, devam edelim. Yorumlarda ve sorularda bir sorun yaşıyoruz. Fazlaca geldiği için ilk başta olan sorular şu an panelimizde görünmüyor. Gördüklerimizi yansıtıyoruz ve sorusu olan, çok vaktimiz olmayacak ama net sorusu olan lütfen şimdi yeniden yazsın. Bir tanesi Seyit Nusret Öztürk. Seyit Bey yayından önce de pek çok yorum yazmıştı. YouTube'dan görebilirsiniz. Yani Alevilerin soykırıma katılımı ile ilgili bilgi genelde Alevilerin koruduğu şeklindedir gerçekten. Yani kamusal bilgi. Bu konudaki siz de söylediniz. Yani Müslüman grubu sayarken Alevileri de saydınız ve buna dair yorumunuz, yaklaşımınız, bilginiz ne, onu soruyor Seyit Bey. Bu konuda yerel çalışmalar yapıldıkça daha çok şey öğreneceğiz. Birincisi çok bilinendir, Dersim yöresidir. Bu konuda ben herkesi Hovsep Hayreni'nin belge yayınlarından çıkan kitaplarına bakmalarını isterim. Dersim'de haritası da çizilerek aşiret aşiret, hangi aşiret katılmıştır, hangi aşiret karşı çıkmıştır, Hovsep gayet iyi anlatmıştır orada. Dersimler korumuşlardır, Dersimlerden katılanlar da vardır. Bu yerel tarihe baktığın zaman ikisini birden göreceksiniz. Zaten ben bütün konuşmalarımda genellemelerden kaçmak gerekir derken onu anlattım. Sivas bölgesinde Sivas Alevilerinin bazı köylerinde yapılmış sözlü tarih şeyleri var bende. Alevi önde gelenleriyle yapılmış ve adamlar kendileri anlatmışlar. İnşallah bir Alevi arkadaş Sivas bölgesinde 1915'te yapılanları anlatır. Koruyanını da bulur, karşı çıkanı da bilir. Çok meşhur bir örnek Baliban aşiretidir. Baliban aşiretinin Erzincan bölgesinde soykırıma, teşkilat-ı mahsusa birliklerine nasıl katıldığı herkes tarafından artık, yani o kadar çok yazıldı, çizildi ki bunların bilinmemesi mümkün değil. Tekrar ediyorum, hangi etnik grubun hangi bölgede ne kadar katılıp kimin ne kadar korumuş olduğuna ilişkin yerel çalışmalar yapılması gerekir ve bunlar da yavaş yavaş yapılacaktır diye ümit ediyorum. Ama unutmayalım, yani Gazete Duvar'ın başlığı da oydu. Acı hakikatlere saygı duymamız lazım. Eğer sivil katılım olmasaydı bu kadar insan ölmeyecekti. Bu kadar basit bu. Bunu söylemek zor olmamalı diye düşünüyorum. Hocam bir yorum bu. Daha doğrusu bir bilgi aslında, bir tanıklık. O yüzden almak istedim ama sanırım hepsini de gösteremiyoruz. Ben Sasun'da yaşayan bir Ermeniyim. Dedem, dedemin amcası ve soykırımı yapan kişiler veya bu kişilerin çocukları ile yıllarca konuşma yaptım. İlk gece konusu açıldığında bu konudan ya hiç söz edilmez, bu konu mevzu bahis olduğunda utanıp sıkılarak konu geçiştirilirdi. Ama akılda kalan Süleyman Ağa ilk gece ya da karşılığında 200 veya 400 koyun istenirmiş. Yani düğün sahibi ailenin ödeyemeyeceği sayılarda koyun istermiş. Ve veremiyorlar diye anlıyorum. Ve bunun karşısında da böyle bir ticari bir şey gibi, sanki ya da bir tür vergi gibi de belki de uygulanmış olabilir diye anlıyorum bu yorumdan. Teşekkür ederim Sasuni'nin bu yorumuna. İşte demin ben söyledim, yani Ermenileri dinlemeden bu konuda kanaat sahibi olmayın.
Önce o işin muhatabı olanları dinleyin. Onların anlattıklarını dinleyin. Demin örneğini de verdim. İşte bu resmi aruz sonuçta bir gerdek gecesi vergisi. İşte bu da onun bir örneği. Ziya Şakir'in bahsettiği vergi de bunun örneği. Yani demek ki her bir bölgede bu ayrıntılı farklı biçimde kullanılıyor. Şimdi bir şeyi de unuttum. Van bölgesinde örneğin yerel çalışma yapan bir arkadaş. Onu o sözlü tarih kısmında belge olarak koydum. Bana Zazaca bölgede ilk gece hakkı konusunda Zazaca'ki deyişleri aktardı. Yani bunu, doktora çalışması bu insanın. Şimdi bütün bunları hakikaten tarihimizden demokratik ve güzel bir gelecek çıkartmak için kullanmayı ve konuşmayı öğrenmemiz gerekir diye söylemek isterim. Tamam. Yani şeyde bir sorun yaşıyoruz gerçekten yorumlarda. Ben de biraz dikkatim hocam kusura bakmayın o tarafa gitti. Sanki bir buçuk saati de geçmişiz. O yüzden ufak ufak toparlayabiliriz de diyorum. Kusura bakmasınlar. Bizim için de tecrübe oldu. Çok fazla yazışma olmuş. O yüzden de ilk başta dediğim gibi yazılan sorular maalesef ulaşamıyoruz. Ben yani tamamlamak açısından bana son sözü verdiğin zaman tekrar edeceğim 2-3 husus var. Onu yani aklımda tut. Ben yani son söz hakkını kendimde tutmak istiyorum izin verirseniz. Tamam. Evet. O yüzden siz söyleyeceğinizi... Ondan bir önceki söz hakkını bana. Aynen. Siz onu kullanın şimdi çünkü benim de ben daha çok soran pozisyonda olmak istedim burada ama söyleyeceğim bir şeyler var. Yani, öyle de bağlarım. Şöyle tarih üzerine niye konuşuyoruz ki? Yani geçmiş üzerine niye konuşuruz ki? Nedir amacımız? Ne yapmak istiyoruz? Şimdi bir Pandora'nın kapısı açıldı. Ermeni arkadaşlarım biliyorum çıkacaklar başlarından geçenleri anlatmaya, yazmaya, Kürt arkadaşlar duyduklarını söylemeye. Yepyeni bir alan yaşandı. Hep şu soruyu sorsunlar. Ben bunu niye yapıyorum? Çünkü birbirimize öfkeyle kızmak, bağırmak, imha kampanyaları açmakla susmak ve hiç konuşmamanın kötü alternatifler olduğunu gördük. Yani ne? Ya konuşmayalım, kapatalım çözünmüş şimdi bu tepkilerden anlıyoruz. Ne de böyle şeyler olmamıştır çözüm ve düşmanlık çıkartıp ulan siz Kürtler bizlere neler yapmışsınız, ulan siz Ermeniler işte zaten başından beri bilmem ne yapıyorsunuz. Değil. Tarihe acıları anlayarak, acı çekenlerle empati yaparak bakmak gerekiyor ve bu acılar üzerine konuştuğumuzu hiç unutmadan güzel bir gelecek için bunu yapmak istediğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Tekrar ediyorum, tarih üzerine konuştuğunuz zaman oradan düşmanlıklar çıkartabilirsiniz. Oradan bu arkadaşların yaptığı gibi bana karşı kampanyada nefret çıkartabilirsiniz, kin çıkartabilirsiniz. Ama oradan güzel bir gelecek için çok önemli sonuçlar da çıkartabilirsiniz. Birinci hiç unutmamamız gereken niye konuşuyoruz ya? Niye konuşacağız biz tarih üzerine? Bakınız 150 yıldır veya 100 yıldır konuşmadığımız için, sustuğumuz için ve inkar ettiğimiz için bu haller geldi başımıza. O halde şimdi konuşmayı öğrenmek zorundayız. Ve niçin konuşuyoruz, nasıl konuşmalıyız çok önemli. Nasıl konuşmamız gerektiği hakikaten konunun kendisinden daha önemli. Bu bir. İkincisi yeni bir kapak açıldı. O da kadının vücuduna yönelik şiddet. Ben bugüne kadar bu konuyu hiçbir biçimde tarih çalışmalarında alanım olmadığı için gündemime almamıştım. Ama bugün Türkiye'de kadına yönelik cinayetler, kadına yönelik şiddet esas olarak kadın vücudunu bir eşya olarak gören bir gelenekten dolayı oluyor. Ve kadına yönelik şiddet yeniden bu sefer bir tarihi perspektiften açılıp konuşulmak zorunda. O zaman ben dedemden duymadım diyen insanlar da dahil. Herkes artık kadınları bu konuda daha çok dinlemek veya esas olarak onları dinlemek gerektiğini öğrenirler ve
kadına yönelik şiddeti bu tarihi perspektifiyle konuşursak zannediyorum kadın cinayetlerini daha rahat anlayabileceğiz. Bir tek amacımız olsun, insanların eşit, özgür, eşdeğer bir biçimde bir arada yaşayabildikleri çoğulcu bir gelecek için tarihimizde konuşalım. Ama konuşmayı başaralım. Oradan nefret, kin, düşmanlık çıkartmayalım. Ama konuşalım. Artık o gözüküyor. Herkes konuşsun lütfen. Sessiz de kalmasınlar insanlar. Ve bunu bir nefret, kin kampanyası olarak yapmak isteyenlere tavır alsınlar. Ama esas olarak gelin sakin sakin konuşmaya başlayalım. Ve bunu hakikaten birden yapılacak bir şey değil, bir süreç olduğunu bilelim. Hiçbir şeyi unutmamamız, bir şeyi unutmamamız gerekiyor. Biliyor musunuz, konuşmanın kendisi de bir demokratikleşmedir. Yani konuşmayı bilebilmek, konuşmayı öğrenebilmek de demokratik bir tavırdır. Buradan şimdi ilan etmek istiyorum. Bütün fikirlerim yanlış olabilir. Ben yanlış söylüyor olabilirim. Ben haklı falan değilim. Haksızım. Yani ben haksız da olabilirim. Hiçbir mahsuru yok bunda. Saldıranların hepsi son derece haklılar. Sonra kazandınız. Bitti. Bravo. Maç sizin galibiyetinize bitsin. Eğer ama sakin konuşabilirsek, ya ne olmuş acaba diye, bu olup biteni aklımızda bir düşünce düzeyine çıkartabilirsek, ya buradan şu anda yaşayan insanların bir daha birbirlerine saldırmamaları, bir daha birbirlerini öldürmemeleri, kadınların öldürülmemesi için bu bilgiyi nasıl değerlendiririz diye bakarsak, bence çok iyi şeyler yapmış oluruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de demokrasi konusunda ileri adımlar atamıyorsak, bir, tarih üzerine konuşamadık, iki, tarih üzerine nasıl konuşulması gerektiğini bilmiyoruz. Ve burada bir tek Türk devletini suçlamayalım. Türk devletinin inkarcılığı tek sorun değil, sorunun önemli bir kaynağı bizim toplum olarak da bunu konuşmayı öğrenmemizdir. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Gerçekten son söz olabilirmiş ama ben de biraz doluyum, o yüzden ben de bir şeyler söyleyeceğim. Yayının başında söyledim zaten. Hani az çok bizi tanıyan, bilen, yaptığımız işleri gören insanlar halkları herhangi bir olumsuz genellemeyle beraber anan, dünyaya öyle bakan insanlar değiliz. Herhangi bir halkı illa olumlu bir değerlendirmeyle de şey yapmıyoruz. Dolayısıyla burada meselemiz işte Kürtler suçludur veya Türkler suçludur ya da Türkler temizdir, Kürtler değildir. İşte Ermeniler sadece masumdur gibi bir tasnife gitmek, halklara böyle etiketler yapıştırmak değil. Tarihi anlamak istiyoruz. Tarihi kendi dinamikleri içinde anlamaya çalışıyoruz. Bütün farklılıklarıyla, sosyolojik, sınıfsal, etnik, dinsel, dilsel. Dolayısıyla amacımız aslında hocanın da ifade ettiği gibi beraber nasıl daha iyi yaşayabiliriz? Ama beraber yaşamanın daha iyi, daha eşit, daha özgür yaşamanın koşullarından biri en temelde olanı eşit yaşamak. Eşit yaşamak için de herkesin gerçekten kendi tarihine bakması gerekiyor. Çünkü aynı zamanda da onurlu, Kürtlerin çok talep ettiği gibi onurlu yaşam hakkına da herkes sahip. Benim kişisel yaşam deneyimim, yani Diyarbakır'a her gittiğimde özellikle, yani yayıncı olarak, gazeteci olarak, bir vatandaş, Türkiye'li bir Ermeni olarak çoğunlukla Kürtler tarafından özellikle dediğim gibi el üstünde tutulduğumu hissettim. Çok yoğun bir öz eleştiri kültürü ve tarihte olanın sorumluluğunu üstlenmek. Yani dedelerimiz adına sizden özür diliyoruz, senden özür diliyoruz diyen, tanıdığım tanımadığım, arkadaşım olan veya bana çok uzak olan o kadar çok Kürt yurttaşım oldu ki benim. Dolayısıyla daha çok bunlarla yan yana geldim ve tabii ki bunun çok sağaltıcı ama aynı zamanda insana sorumluluk da yükleyici bir tarafı var. Yani orada insan ister istemez özür dilenmesi gereken kişi ben miyim bilemiyorsunuz. Çünkü 100 yıl önce, 130 yıl önce yaşanmış şeylerden dolayı insanlar sizden özür diliyorlar. Ben de olabildiğince bu özürleri, bu yaklaşımları, yani ne diyeyim, öpüp başımın üstüne koydum tabii ki. Çok saygı ve sevgi gördük hepimiz. Ama bazı gerçekleri görmeye de bunlar engel değil. Ermeni hafızasını da biliyorum ve taşıyorum. Özellikle Kürt illerinde yaşayan, tarihi oralara dayanan, aile kökleri oralara dayanan insanların anlattıklarını da biliyorum. Çok basit örnekler vereceğim.
Çok da sevilen örnekler. Mesela bizim yayınladığımız, yayın evimizin kurucusu olan Mıgırdiç Margosyan'ın yazdığı kitaplarda ki o kadar mizah sosuna ve hümanist bir sıcaklığa büründürülerek anlatılmıştır ki, ama mesela ben Diyarbakır'da soykırımdan sonra kalmış çok az sayıda Ermeninin, mesela din adamlarının, onların sokakta çocuklar tarafından, çocuklara inmiş bir bilgi olarak keşiş keşiş götüne bir şiş diye, kusura bakmayın, kovalandığını, taşlandığını Mıgırdiç Margosyan'dan öğrendim. Silva Özyerli Yemek Kitabı yayınladı aile hikayesiyle beraber. Onun anlattıklarından görüyorum ki sokağa, yerde haç işareti çizdirip Hristiyan çocuklarına ona tükürmesini istediklerini, eşhedü getir diyerek çocukları Müslüman yapmak için. Veya Mor Gabriel Manastır'ın hikayesini biliyoruz. Yani Mardin'deki Süryanilerin, yani oradaki yıllardır çözülmeyen arazi gaspı, toprak gaspı meselesinin neticede orada yaşayan, o bölgede hakim olan güçler, ekonomik ilişkiler veya feodal ilişkilerden ama her halükarda Hristiyanları aşağıda tutan bir iktidar ilişkisinden bağımsız olduğu düşünülemez. Surp Geragos Kilisesi Diyarbakır Belediyesi, HDP'li belediye tarafından restore edildi. Harika bir şey oldu. Ama o restore edilen kilisenin 1980'li yıllardan sonra Diyarbakır'ın Ermenisiz kalmasından dolayı, burada neden acaba Diyarbakır Ermenisiz kaldı diye sormak gerekir. Soykırımdan sonra, yani soykırımla değil sadece, soykırımdan sonra. Ve o kilise neden o harabe halini aldı diye de sormak gerekir. Ve neticede orada yaşayan insanların Ermenilere, Fıllelere, Hristiyanlara, Süryanilere bakışındaki şiddet ve aşağılamanın sonucu olduğunu da kabul etmek gerekir. Nihayetinde söyleyeceğim şey bu, şu. Galiba şöyle bazı sınırlar var benim de hissettiğim. Bir Ermeni, Türkler için zaten öyle büyük ölçüde, o yüzden onu ayrı tutuyorum ama Kürtler için de bu öz eleştiri kültürü veya işte biz geçmişimizle yüzleşiyoruz, soykırımı kabul ediyoruz çizgisi o kadar bir güven vermiş durumda ki bir kesim Kürt'e en azından. Siz Fırle olarak, ben Ermeni olarak yani belli bir sınırı geçtiğimde, eşit muamele görmek istediğimde, bütün bu minnettarlığımla, hissettiğim bütün iyi duygularla, ama tarihte de şu da var, bakın bunun da sorgulanması gerekir dediğim an nankörlükle türlü türlü şeylerle suçlandığımız oluyor. Yani size bir hat bildirilmiş, hat çizilmiş, o haddi aştığınız anda siz Türkleri temize çıkarıp Kürtleri suçlamak durumunda olan bir Ermeni oluveriyorsunuz birdenbire. Ve bu gerçekten çok rahatsız edici. Yani bütün o hissettiğim iyi şeylerin yanında bu tip kesinlikle eşitliğe sığmayacak muameleleri görmek de gerçekten çok kırıcı olabiliyor. Bir şey göstereceğim. Ben de uzattım ama bu Twitter'dan gelen, sizinle olan yayınımızı zaten alttan görüyor. Duyurduğum, yorumsuz neredeyse duyurduğum, yazıyı yazdığınızı ve bu yayını yapacağımızı duyurdum. Tweet'in üstüne yapılan, yani tweet paylaşılarak yapılan yorum. Kimin yaptığını sildim çünkü çok önemli değil. Yani şu noktaya varıyor. Robert'in derdi Ermeni soykırımı değil, İttihatçı Kemalistlerle bir yolunu bulup uzlaşmak. Ve mümkünse o birlik olup Kürtleri topraklarından sürmek. Türk devletlerinin yaptığı soykırımda hayatı kaybettirenlerin ruhunu incitiyor ama umurunda değil gibi bir yoruma konu olabilecek kadar çapını, yani çapını aşmış demeyeyim, yani şirazesini kaybetmiş bir şey. Ama bu tip yorumları ciddiye almıyoruz normalde. Ama gördük ki şu son iki haftada o kadar yaygınlaşabiliyor ki, o kadar bir had bildirme amaçlı bir sopa göstermeye dönüşüyor ki bunun da artık yani ne ifade özgürlüğüne, demokrasiyle, ne eşit vatandaşlıkla, ne de eşitlikle, ne de insancılıkla, hümanistlikle uyuşmaz olduğunu da söylemek zorundayım. Çünkü maruz kaldığımız muamele maalesef bu yayını yapacağımız için, sizin yazınızı sitemize koyduğumuz için maruz kaldığımız muamele bu oldu. Buradan gerçekten yapıcı bir şey çıkması çok mümkün değil. Yapıcı bir şey çıkmasını isteyenlerle tabii ki bu tartışma devam edecektir. Ama burada ciddi bir tehlike var. Bir sağcılık, bir milliyetçilik, faşizan dile bürünen ve birbirine çok benzeyen, Türk faşizmiyle, Türk ırkçılığıyla çok benzeyen bir damarın da orada olduğunu çok net bir şekilde görmek mümkün. Buna dair bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü bu çıkar yol değil, bu bizleri birleştirecek,
bizleri beraber konuşup beraber bir şeyler inşa etmeye götürecek bir dil değil. Bu tam tersi geçmişte yaşanan acıların tekrar yaşanması, geçmişte yaşanan şiddetin tekrar yaşanmasına sebep olabilecek bir ortam yaratacaktır. Ben bunun canımı yaktığını söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Sözü çok uzattıysam kusuruma bakmayın siz hocam, dinleyiciler de deyip 1 saat 49 dakikada bitirelim. İki kelime ekleyeyim. Yani herkes gibi ben de biliyorum ki bu kampanyayı veya bu itirazları, saldırıları yapanlar Kürt insanının gerçekten içinde küçük bir azınlıktır ve orada aklı selim çoğunluk, daha önce verdiğimiz örneklerden de bilindiği gibi, kendi acı çektiklerini de bildikleri için tarihi acıları daha iyi anlıyor, anlayacak ve konuşacaklardır ve konuşuyorlar. O halde Robert, senin söylediğinden sonra bir şeyi herkes, hepimiz kafamızın içine kazıyalım. Eğer tarihsel sorumluluklarımız üzerine konuşmak istiyorsak, bunun muhatapları olan Ermenileri ve özellikle de kadınları dinlemeden, onları ne dediğini dikkatle dinlemeden, beni değil ama Ermenilerin ve kadınların ne söylediğini en öne alan bir bakış açısı geliştirmek zorundayız. Kadınların anlattıkları ve Ermenilerin bize anlattıkları bizleri özgürleştirecektir. Hakikat özgürleştirir çünkü. Ve onun için de bu saldırı kampanyası gibi gözüken şeyin aslında 1990'dan beri Türk ırkçıları tarafından ve Türk devleti tarafından karşı karşıya kaldığım saldırının aynısı olduğunun altını çizmek isterim. Aynısı, cümle cümle, ifade ifade, 1990'dan beri ben bunlarla karşılaştım ve yaşıyorum. Şu anda yaşadığımda bir dejavu, başka bir şey değil ama bunların üstünden geleceğiz. Son söz Ermenileri dinlemeyi ve kadınları dinlemeyi öğrenmek olmalı galiba. Son sözü yine siz söylemiş oldunuz. Evet. Ama güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Bizi izleyen, dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Sabırları için gerçekten çok uzun ve yorucu oldu. Umarım faydalı olmuştur. Konu konuşulmaya devam edecektir. Umarım daha doğru bir hatta tartışılmasına katkıda bulunur bu sohbetimiz. Herkese emek veren arkadaşlarıma, Uras Kaspar'a, Emir Hagop Kazancıyan'a, Ekin Kurtarcan'a da çok teşekkür ediyorum. YSN salonundan herkese iyi akşamlar. از کزا ساکوه فلال چای خامل پیده از درگی سایدیز پاشای خوب خومه وای 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 لو لو حجی موسا بگو لو علمن اخلاص بنام لو لو حجی موسا بگه خوه از بلوم بلو یادینم از ایلانم داو دلنگ خوالینم ریکان قلیسم بولی لاب خدینم دست باوی تختی سلطا رشاد پاشا به دست خوشینم ولی گاوا گوتنیم و پردک جوگو پردک گاوا پرناک از زب تیسز و تلافون و تلغرافا دوازده دیواله اجده دویا به حدیث آخود نبحسیم وای وای جانه وای وای وای
ناسج بریم الباشیش خورا دایسیه اسکر حجی موسا بگی خویت گران دایه ربنه دست ستت که مدانیم خوب ازان پیش یا گلو حاله گلو خسن حاله اسریم گلو دگو حجی موسا بگی خویت پروت نعازبی بو خود است ناک ناکشینم در دو پله ویتیم جاردی یقینا تجربه به عالم هبرد زانم دین محمد پیغمبر دین که اشکره اتو جارا ترگای فیس پاشای خوناکم نا فتن نایم سر دین اسلامیه وای 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 لو لو حجی مصابه گو لو لمن اخلو از کنمه